Ve hemen kameralarımızı Çanakkale'ye çevireceğiz. Bugün tabii Kara Savaşları'nın 104. yıl dönümü ve geleneksel şafak ayini aynı zamanda. İşte güneş doğmak üzere şu anda Çanakkale'de Anzak Koyu'na dönüyoruz şimdi. Döndük. İşte şafak ayininden görüntüler ekranlarınıza geliyor. Anzaklar her sene bugün sabaha karşı gelip dedelerini anıyorlar Anzak Koyu'nda. Şafak ayini bu sene de böyle bir anma programını beraberinde getiriyor. Anzak 1. Dünya Savaşı başlarında Avustralya ve Yeni Zelanda kol ordusu kelimelerinin birleşiminden oluşan o askerlere verilen genel isim. 1915'te Çanakkale'de, daha sonra da Orta Doğu ve Avrupa'da görevlendirildikleri yerlerde savaşa katılmışlardı. Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerler 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışın yıl dönümü olarak bunu anıyorlar. Orada ölen dedelerini, atalarını. İşte bu günde işte bu şekilde bir anma programı gerçekleşiyor şu anda Anzak Koyu'nda. Çanakkale Kara Savaşları'nın üzerinden 104 yıl geçti. Ve işte bu 104. yılında da yine geleneksel olarak sürdürdükleri bu Anzak anmasına üst düzey yetkililer de kuşkusuz ki katılıyor. Orada işte Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan önemli isimler kendi vatandaşlarına eşlik ediyorlar. Bu anma programlarıyla ilgili olarak sabaha karşı bu saatlerde Anzak günü olarak tanımladıkları bu günü burada Anzak Koyu'nda. The next wreath will be laid on behalf of the Republic of Austria, the People's Republic of Bangladesh, Canada and the French Republic by Brigadier General Reinhard Schoebel, Brigadier General Tarakul Alam Tariq, Miss Stephanie Juem and Mr. Australian and New Zealandalı bu askerler 1915'te Çanakkale'de görevlendirilmişlerdi. Daha sonra da çeşitli coğrafyalarda başka görevler de yine kendi müttefiklerinin yanında yer aldılar. Bir tarafta bu Anzak anması yapılırken bir tarafta da 57. Alay Vefa Yürüyüşü var. Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yıl dönümü nedeniyle. Onu da Umut Elmas, Umut Erol takip ediyor. Umut Erol'a hemen çeviriyoruz kameralarımızı. Kolay gelsin. Nedir oradaki tablo, manzara? Evet, Ersoy Dede tam 104 yıl geçti. Aslında biliyorsunuz bu topraklarda bir destan yazılmıştı ki zaten biliyorsunuz Mehmet Akif'in de dediği gibi kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Gerçekten de şu an bulunduğumuz toprakları sıksak şühedayı görmemek mümkün olmaz. Destanı yazan şehitlerimizin yattığı toprakların bulunduğu noktadayız. Bigalı köyünün hemen yanı başındayız Gelibolu'da. Biliyorsunuz denizde bir destan yazılmıştı. İtilaf devletlerinin denizden geçirmesine izin verilmemişti ve ardından da bir kara savaşı başlamıştı. Arıburnu'ndan bir çıkarma yapılmıştı ve işte o Arıburnu'ndaki çıkarmayı da 57. Tümen Alay gerçekten de bir destan yazarak engellemişti ve tam 104 yıl geçti üzerinden o gecenin. 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan Gece ve Gençlik ve Spor Bakanlığı da her yıl olduğu gibi yine bu yılda 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gecede 57. alayın izlediği yolu izleyerek bir vefa yürüyüşü yapacak. Hemen arkamda da zaten Türkiye'nin dört bir yanından gelenleri görüyorsunuz. Gencinden yaşlısına, 7'sinden 70'ine herkes ecdadı anmak için burada şu edanın izinde. Tabii hemen şunu da anlatalım. 57. alay diyoruz, yani bir destan yazmıştı. Peki o destan nasıl yazılmıştı? Hemen onları anlatalım sizlere. Dediğimiz gibi denizden geçemeyince düşman Çanakkale'de Gelibolu'ya yöneldi ve Arıburnu'ndan bir çıkarma yaptı. Tabi Mustafa Kemal öngörmüştü aslında bu çıkarmayı ve 24 Nisan'ı
25 Nisan'a bağlayan gece Arıburnu tarafından top sesleri gelince 57. alaya bir emir verdi ve hemen o bölgeye gitmelerini istedi. Ve kısa sürede 57. alay o bölgeye ulaştı. Oradaki askerlerin yardımına yetişti. 261 rakımlı tepe ele geçirilmişti. Kısa sürede 57. alay o bölgeye ulaştığında orayı, Jonkbayır'ını düşmanlardan temizledi ve gerçekten de orada bir destan yazdı. 57. alayın 3'te 2'si orada şehit oldu. Ve şu dakikalarda da top atışları yapılıyor. Yine canlı yayına da yansıyor top atışlarının sesi. Dediğimiz gibi Jonkbayır'ında, Arıburnu'nda 57. alayın 3'te 2'si şehit oldu ki zaten Mustafa Kemal'in tarihe geçen o emri de orada verilmişti. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum demişti Mustafa Kemal 57. alayın askerlerine. Onlar da canla başla vatanı müdafaa etti. Tıpkı Çanakkale Boğazı'nı geçirmedikleri gibi düşmanı Arıburnu'ndan da geçirmedi. Ve tabii daha sonra uzun süren kara savaşı. Ancak tabii o uzun süren kara savaşlarının sonucunda da yine İtilaf Devletleri Çanakkale'yi geçemedi. Şu dakikalarda tabii Anzaklar'ın da bir anma töreni var. Az önce ekranlara geldi. Aynı şekilde şu an 57. alayın kamp kurduğu noktada yine büyük bir anma töreni gerçekleşiyor. Tabi buradaki anma törenleri sabah çorba dağıtımıyla başladı. Buğday çorbası. 57. alayın askerleri de o buğday çorbasından yemişti. Daha sonra çifte sela ile burada bir namaz kılmışlardı ki yine bu sabah burada çifte sela okundu. Ve şu dakikalarda da gördüğünüz gibi sabah namazı kılındı. Biraz sonra 57. alayın izlediği yoldan buradan 7'den 70'e herkes yine Arıburnu'na, Jonkbayır'ına doğru yürüyecekler. Bir vefa yürüyüşü gerçekleşecek. 8000 kişi katılıyor bu yürüyüşe. Ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da yine burada bu yürüyüşe katılacak. Şu dakikalarda o da namaz kılan isimler arasındaydı. Dediğimiz gibi 7'den 70'e herkes bugün burada Şüheda'nın izinde yürüyecek. Ve hemen şunu da söyleyelim. İkinci kilometreden itibaren de 104. yılın anısına 104 metre büyüklüğünde bir bayrak açılacak. Ve yine Anzak askerlerini temsilen 54 kişilik bir Anzak Avusturyalı genç grupta burada yine bu 8000 kişilik grupla birlikte yürüyecek. Buradan Jonkbayır'ına doğru. Biz de burada olacağız. Buradaki bütün bu güzel atmosferi, manevi atmosferi size aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 olayları üzerine Fransa'nın ortaya koymuş olduğu tavrı dün sert bir dille eleştirdi. Ruanda'da 800 bin kişiyi kimin katlettiği aşikardır dedi. Ermenistan'a da seslendi. Varsa arşivleriniz açın onun üzerine konuşalım dedi. Bak buradan yine aykırıyorum. Söylüyorum. Biz arşivleri sonuna kadar açtık. Ey Ermeniler, varsa arşiviniz siz de açın. Tüm dünya, üçüncü ülkeler, varsa arşivlerinizi açın. Hem Ermenistan'a hem de sözde Ermeni soykırımı iddialarına taraf olan üçüncü ülkelere böyle seslendi. İddialarını arşivle ispat edemediler dedi. Getirin bütün arşiv incelemelerinde yetkili olanları çalıştıralım. Çalışsınlar, ortaya çıkan tablolardan sonra siyasiler olarak biz konuşalım. Amacı hakikati bulmak olan herkese arşivlerimizin kapıları sonuna kadar açıktır. Bizim gizlimiz yok. Her şey açık, net. Bugüne kadar Ermeni meselesini kaşıyan hiçbir grup ve devlet iddialarını arşiv belgeleriyle ispat edememişlerdir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan külliyede arşivlerimizin gelişimi, vizyonu ve tarih araştırmalarına katkısı sempozyumuna katıldı. Gündeminde sözde Ermeni soykırımı iddiaları vardı. Doğu Anadolu bölgemizdeki Müslüman ahaliyi kadın, çocuk, ihtiyar demeden katleden Ermeni çetelerini ve onlara destek verenlerin tehciri böyle bir dönemde yapılabilecek en makul davranıştır. Tehcir başka bir şey, katliam başka bir şeydir. Kimi aldatıyorsunuz? Erdoğan Ermenileri arşivlerini açmaya davet etti. Sonra da sözü sözde Ermeni soykırımı iddialarını kabul eden Fransa'ya getirdi. Daha 25 sene önce Ruanda'da 800 bin insanı o soykırımda kimlerin öldürdüğü aşikardır ve failleri Fransızlardır. Kalkıp bize ders veriyor Fransızlar. Ne dersi veriyor? Cezayir'de yüz binlerce insanı katleden, soykırıma uğratan yine Fransızlardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece Fransa'yı değil, dünyanın farklı bölgelerindeki katliamlara sessiz kalan ülkeleri de eleştirdi. Bosna'da, Karabağ'da, Arakan'da toplamda milyonlarca masum insanı vahşice katledenlere kimlerin seyirci kaldığını, kimlerin örtülü destek verdiğini de gayet iyi biliyoruz. Katliamların, soykırımların, işkencelerin ve insanlık dışı muamelelerin tamamının da altını kazıdığınızda karşınıza bugün bizim karşımızda soykırım, demokrasi ve özgürlük diye yaygara koparanları göreceksiniz. Devletin zirvesi farklı yerlerde, farklı zamanlardaki katliamların sorumlusu Türkler ve Müslümanlar değildir vurgusu yaptı. Haçlı seferlerinde o dönemin dünyasında çok büyük bir rakamı ifade eden 4 milyon insanın ölümünün sorumlusu ne Türkler ne de Müslümanlardır. Soykırımdan söz edenler daha 80 yıl önce Avrupa'da başlattıkları Yahudi avını, toplama kamplarını herhalde hafızalarından silmiş durumdalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Partisi Genel Vekili Aram Adeşyan'a bir mektup gönderdi. O mektupta Erdoğan, ortak geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül eden çevrelere fırsat vermemenizi diliyorum dedi. Ortak geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül eden çevrelere fırsat vermemenizi diliyorum. Cümlenin sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhatabı ise Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan'a bir mektup gönderdi. Mektup önemli, zira sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı çarpıcı mesajlar içeriyor. Birinci Dünya Savaşı'nın zor şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yılda ihtiramla anıyor, torunlarına içten taziyelerimi iletiyorum. Erdoğan, Ermeni cemaatine yazdığı mektupta Osmanlı'nın son döneminin şartlarına vurgu yaptı. İmparatorluk sınırları ve komşu coğrafyalarda büyük insani krizlerin yaşandığını hatırlattı. Salgın hastalıklar, göçler, devlet otoritesinin zayıflaması sonucu artan çete ve silahlı grupların öncülük ettiği bozgunculuk eylemleri nedeniyle yitirdiğimiz diğer Osmanlı vatandaşlarına da Allah'tan rahmet diliyorum. Vatan bizim, can bizim. Ermeni toplumunun Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde önemli isimler yetiştirdiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı, Ermenileri dışlayacakların karşılarında kendilerini bulacağını söyledi. Bizler acılarınızın hafifletilmesinde ve sorunlarınızın çözümlenmesinde yanınızda olmaya devam edeceğiz. Şu hususun altını özellikle çizmek isterim. Ülkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, güvenliği ve mutluluğu bizim için çok özel bir öneme sahiptir. Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına meydan verenler bizi karşılarında bulacaklardır. Devletin zirvesi isim vermedi. Sözde Ermeni soykırımı iddialarını körükleyen ülkelere karşı Ateşyan'a bir çağrıda bulundu. Ortak bir geleceği beraber inşa edebilmenin yolunun bir ve beraber olmaktan geçtiğine inanıyorum. Bu itibarla ortak geçmişimizi çarptırarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül eden çevrelere fırsat vermemenizi diliyorum. Bu düşüncelerle Birinci Dünya Savaşı'nda yitirdiğimiz Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yad ediyorum. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olmasına karşın
CHP gibi partilerden meşru müttefik muamelesi gören, Türk halkının verdiği vergilerden ödenek kullanan HDP, Ermeni sözde soykırım iddialarına bakın nasıl sahip çıktı. Amerika Birleşik Devletleri desteğinde Suriye ve Irak'taki yayılmacı politikasını sürdüren terör örgütü PKK'nın yeni bir Ermeni politikasına yöneldiği Suriye'nin kuzeyinden gelen fotoğraflardan belli olmuştu. PKK'nın kurduğu Suriye Demokratik Güçleri bünyesinde Türkiye'ye karşı savaşmak üzere bir Ermeni taburu kurulduğu resmen duyuruldu. Küresel şer lobilerinin desteğini almak isteyen PKK'nın bu politikasına açık destek ise HDP'den geldi. HDP yayınladığı bildiride büyük felaket kelimelerini kullandı. Fakat 1915'te yaşanılan olayların tek ırk, tek din, tek dil anlayışını hakim kılmak için düzenlendiğini savunarak soykırım tarifi yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nın koşullarında Ermeni çetelerin aynı bölgede gerçekleştirdikleri katliamlardan söz etmeyen bildiride Ermenilerin sistemli olarak katledildikleri de ileri sürüldü. Terör örgütü PKK yandaşlarının hedefinde Londra'daki TRT ofisi vardı. TRT World binasına gelen PKK'lılar içeri girmeye çalıştılar. Güvenlik güçleri onları zor engelledi. Kapının önünde biraz protesto gösterisi yaptıktan sonra gittiler. Terör örgütü PKK yandaşlarının hedefinde başkent Londra'daki TRT ofisi vardı. Ellerindeki paçavralar ve terörist başının posterleriyle TRT World'ün Londra'daki binasına baskın düzenlediler. 50 kişilik grup 40 dakika boyunca Türkiye aleyhine slogan attı. Binanın lobisine giren göstericiler polisin müdahalesine direndi. Güvenlik turnikelerini aşamayan terör örgütü yandaşları İngiliz polisince bina dışına çıkarıldı. Olayda TRT çalışanları ve ofisi zarar görmedi. TRT World Haber ve Program Direktörü Fatih Er de olayı Twitter'dan duyurdu. Er, PKK terör örgütü destekçileri Londra TRT World ofisini bastı. Bina güvenliği grubun içeri girmesine son anda engel oldu, dedi. Er, bazı PKK yandaşlarının binayı terk etmemekte direndiğini, İngiliz polisinin bina çevresinde güvenliği sağladığını duyurdu. Terör örgütü yandaşları Avrupa'da daha önce de Türk iş yerleriyle camilere saldırı düzenlemiş, bazı yabancı medya kuruluşlarını işgal etmişti. ...31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti ve MHP'nin İstanbul'a ilişkin olağanüstü itirazlarını görüşen Yüksek Seçim Kurulu, MHP'nin Maltepe başvurusu için ara kararını verdi. YSK Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nda görevli sandık görevlilerinin yeniden araştırılmasına kabul etti. AK Parti'nin Büyükçekmece itirazı içinde İstanbul geneli için yapılacak olan araştırmanın sonucunun beklenmesine karar verildi. Yüksek Seçim Kurulu AK Parti ve MHP'nin olağanüstü itiraz dosyalarını tek tek görüşüyor. Kurulun gündeminde MHP'nin Maltepe Sandık Kurulu'na ilişkin itirazları vardı. Yüksek Seçim Kurulu Maltepe'de Sandık Kurulu Başkan ve görevlilerinin incelenmesine karar verdi. Olağanüstü itirazları görüşen Yüksek Seçim Kurulu MHP'nin Maltepe AK Parti'nin Büyükçekmece itirazlarını görüştü. MHP, Maltepe'de Sandık Kurulu Başkan ve görevlilerinin kamu görevlisi olmadığını iddia ederek seçimlerin yenilenmesini istedi. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri öğleden sonra MHP'nin itirazını görüştü. Kurul üyeleri sandık kurul görevlerinin araştırması için Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulundan araştırma istedi. Yüksek Seçim Kurulu inceleme için de ilçe seçim kurullarına 5 günlük süre verdi. Maltepe ilçe seçim kurulları ayrı ayrı toplanarak inceleme yapacak ve hazırlanan rapor Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilecek. YSK, MHP'nin kısıtlı seçmen konusunda AK Parti'nin başvurusunda araştırılacağı gerekçesiyle yeniden bilgi istenmesine gerek görmedi. AK Parti'nin Büyükçekmece itirazında görüşen YSK, İstanbul geneli için alınan ara kararla ilçe seçim kurullarının inceleme sonucunun netleşmesinin beklenmesine karar verdi.
İstanbul için olağanüstü itirazları görüşen Yüksek Seçim Kurulu ikinci günde aldığı ara kararla AK Parti'nin kısıtlı seçmen, sandık kurulu başkan ve görevlilerinin kamu görevlisi olmaması ve usulsüzlük iddialarının araştırılması için İstanbul'da tüm ilçe seçim kurullarından araştırma istemişti. İnceleme için ilçe seçim kurullarının 5 günlük süresi var. İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine ilişkin son kararı Yüksek Seçim Kurulu söyleyecek. İmamoğlu'nun taktiği belli oldu. CHP işgüzar tekliflerle gelip belediye meclisine bir öneride bulunuyor. Bu öneri reddedilince de sosyal medyadan ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Son video, Cumhur İttifakı temsilcilerinin belediye bünyesinde oluşturulması planlanan Uyuşturucu Mücadele Komisyonu'nu reddettiği yönünde. Oysa gerçek çok farklı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisi, oylarınıza sunuyorum. Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu oy çokluğuyla reddedilmiştir. Görüntüleri bu şekliyle yayınlayıp ne getirsek reddediyorlar tezviratı yapıyorlar. Oysa gerçek hiç de onların göstermek istediği gibi değil. Büyükşehir Meclisi'ndeki bu oylama görüntülerinin devamı da var. CHP'liler o kısmı paylaşmıyor. Zira oylama sonrası söz alan AK Partili Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu önce bu komisyonun zaten var olduğunu hatırlattı. Madde bağımlılığı ile ilgili komisyon teklifi bizim Sosyal Hizmetler Komisyonu çalışmamız içerisinde mevcut. Ardından da teklifi bir adım öteye taşıdı. Ben eğer bu konuda bir çalışma yapmak istiyorsak, bu madde bağımlılığı ile ilgili bir meclis araştırma önergesi verelim, bir çalışma yapalım. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda önümüze bir perspektif çıkartalım. Bu komisyonlar daha çok teknik komisyonlardır. Yani mecliste görüşeceğimiz konulara altlık hazırlayacak ya da mecliste görüşeceğimiz konuların karar sürecine taşınacağı komisyonlardır. Gerçekten madde bağımlılığı ile ilgili özel ve özgün bir çalışma için bir araştırma, daha ileriki günlerde bir araştırma önergesiyle bir araştırma komisyonu kuralım. Önümüze bir detay çalışma çıkartmayı teklif ediyorum. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı ve meclis üyeleri aslında var olan bir komisyonu kendi önerileriymiş gibi yeniden sundular. Reddedilince de sosyal medyadan yanlış haberler pompalayarak halkı yanıltıyorlar. Bu algı operasyonuna CHP'li Gürsel Tekin de sosyal medyadan destek veriyor. Aslında Başakşehir'de ilk Yeşilay Danışmanlık Merkezi, Bağcılar, Eyüp, Beykoz'da Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezi açılması nedeniyle Mevlüt Uysal Yeşilay ödülüne layık görülmüştü. Bu ödülü almasında Yeşilay'la imzalanan işbirliği protokolü etkili olmuştu. Sayın Mevlüt Uysal siyaset ödülünü alıyor ve ödülü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Velhasıl tüm bunları görmezden gelen CHP'nin propaganda makinesi çalışıyor. İmamoğlu'nun başarısızlığına bahane üretmek için öne süreceği gerekçenin taşları şimdiden döşeniyor. Ve şu çubuk muamması, çubukta Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığı yumruklu saldırı meselesinin detayları tartışılmaya devam ediliyor. CHP ısrarla Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenazeye gideceğini tüm birimlere gitmeden önce bildirdiğini söylüyor. Fakat hatta o kaymakam eğer ben gideceğim mi bilmese beni neden karşılasın ki falan diyordu. Ama işin öyle olmadığı çıktı ortaya. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çubuk ilçesine uğradığı saldırı sonrası açıklamalar devam ediyor. Kılıçdaroğlu ve CHP'nin yaptığı farklı açıklamalara karşın cenaze töreniyle ilgili kurumlardan yalanlamalar arka arkaya gelmeye devam etti. Ankara Valiliği olay sırasında CHP'lilerin kalabalığa sopa dağıtıldığı açıklamasını yalanladı. Valilik olaylar öncesi sopa dağıtıldığı yönünde herhangi bir tespit yapılamamıştır dedi. Ankara Emniyet Müdürlüğü de CHP'nin yeterli güvenlik önlemi alınmadı sözlerine yanıt verdi. Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun törene katılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi dedi. En son açıklamayı Çubuk Kaymakamlığı yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olaylı cenaze törenine katılacağından bilgilerinin bulunmadığını paylaştı kaymakamlık. Çubuk Kaymakamlığı olay yerindeki karşılamanın spontane geliştiğini vurguladı.
Çubuk'taki saldırı için CHP'den katılım konusunda tüm birimlere bilgi verdik iddiası gelmişti. CHP'den muhtara dahi haber verildiği öne sürüldü. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu bilgileri yoksa kaymakam beni niye karşıladı ifadesini kullanmıştı. CHP'nin o iddialarını tüm birimler tek tek yalanladı. Önce şehit ailesi geleceğinden bilgimiz yoktu açıklamasını yaptı. Ben şehit babası olarak da Kemal'ın buraya gelmesinden çok üzüntü duydum. Kemal Bey'in geleceğinden hiç haberimiz yoktu. Ardından köy muhtarı yalanladı CHP yönetimini. Ben hem şehidin yakınıyım hem muhtarım. Yani şehit ailesinin de mi haberi yok? Yok yok, kesinlikle şehit ailesinin de haberi yok. Sürpriz bir şekilde geldiğini biliyorum ben. Yani hiç haberimiz olmadı. Çubuk Kaymakamlığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun o zaman kaymakam beni niye karşıladı sözlerine karşılık yazılı açıklama yaptı. Kaymakamlık Kılıçdaroğlu'nun sözlerine atıfta bulundu. Cenaze töreninin yapıldığı alanda Sayın Milli Savunma Bakanımızı beklerken Sayın CHP Genel Başkanı da gelmiş ve o anda spontane olarak karşılanmıştır. Özel olarak bilgi dahilinde planlı bir karşılama olmadığı gibi gelişinden gelişi anında bilgimiz olmuştur. Bu açıklamalarla CHP yönetiminin tüm birimlere bilgi verdik iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıkça ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu durumu yalan rüzgarına benzetti. Çok net bir şekilde bir yalan rüzgarıyla karşılaşıyoruz. Ben siyasi hayatta ilk kez böyle bir üst üste yalanlar dizisiyle karşılaşıyoruz. Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, işten adam çıkarmayacağına söz vermesine rağmen göreve geldikten sonra 97 işçinin işine son vermişti. O işçiler CHP'li Özcan'a tepki gösterdi. Bu hafta ama rahat yüzü, evet, göremezsin. Asla hakkımı helal etmiyorum. Yazık yani. Hakkımızı helal etmiyoruz arkadaşlar. Hiç hakkımı helal etmiyorum. Benim 3 tane çocuğum var. Hakkımızı hiçbirimiz helal etmiyoruz. Hocam zaten sigortasını ayırıyor. Seçimden önce işten çıkarmama sözü verdiği halde 97 işçinin işine son verdi. O işçilerden biri duyduğu haberin üzüntüsüyle intihara kalkışmıştı. Bolu Belediyesi'nin CHP'li başkanı Tanju Özcan'a tepki gösteren işçiler belediye önünde oturma eylemi düzenledi. Söz verdi. Hani nerede sözü? Elini Kur'an'a bastı. Nerede? Bir de o akşam ne demişti o gün? Ben Kur'an'a el basıyorum, yemin ediyorum. Niye yemin ediyorum? Yanlış bir şey yaptığım zaman yemini aklıma gelsin diye. Şu an yanlış yaptı. Yemini nerede? Niye aklına gelmiyor? Hizmet İş Sendikası da işlerine son verilen sendika üyesi işçilerin eylemine destek verdi. Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın 1 Nisan'dan bu yana emek düşmanlığı yaptığını söyledi. 1 Nisan'dan dolayı baskılarla başlayan emek düşmanlığı yıllardır büro personeli ve zabıta olarak çalışan emekçilerin park ve bahçelere gönderilmesiyle devam etmiş, biri engelli 100'e yakın arkadaşımızın İş akitlerinin feshedilmesiyle sürdürülmektedir. Belediye bütçesini gerekçe göstererek işçilere zulmetmek akıl kârı değil. İşten çıkarılan işçiler işlerine geri dönebilmek için yetkililerden yardım beklediklerini ve haklarını alabilmek için mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini kaydetti. Karşı direneceğiz. Dijital Türkiye versiyon 1.0. Haziran ayında devreye giriyor. Kamu hizmetleri bununla artık daha kolay ve daha kısa bir sürede gerçekleşecek. Neymiş Dijital Türkiye versiyon 1.0? Gelin bakalım birlikte. Gururla müjdelemek isterim ki yıl sonunda bitirmeyi taahhüt ettiğimiz Dijital Türkiye versiyon 1.0'ı inşallah 2019 Haziran ayında, yani 2 ay sonrasında tamamlayıp hizmete alıyoruz. Türkiye dijital dönüşümde gaza bastı. Dijital Türkiye versiyon 1.0'a geçişe sayılı günler kaldı. Normalde yıl sonunda devreye girecek sistem Haziran'da hayata geçirilecek. Vatandaşımız bizden hizmet almaya geldiğinde bizde olan hiçbir bilgisini talep etmeyeceğiz. Öyle bir noktaya getirmek istiyoruz ki bunu fotoğraf dahil hiçbir şey getirmeden elini kolunu sallayarak gelsin, 50 tane farklı hizmeti, 50 farklı kurumdan alacağı farklı hizmeti tek bir yerden alıp gitsin.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yerel yönetimlerde etik farkındalığının arttırılması projesi toplantısında konuştu. Hem dijital dönüşümü anlattı hem de FETÖ benzeri terör örgütleriyle mücadeleyi özetledi. FETÖ, PKK gibi terör örgütü uzantılarının ne merkezi yönetim kurumlarımızda, ne yerel yönetimlerimizde, ne üniversitelerimizde, ne de sivil toplum örgütlerimizde hakim olmalarına izin vermeyeceğiz. Oktay, yerli ve milliliğin her alanda büyük önem taşıdığını vurguladı. Her yerdeki çalışan personelin, kamuda özellikle, bilgi ve beceriyle beraber yerli ve milli bir anlayışa da sahip olmasının elzem olduğunu bize göstermiştir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündeminde de e-belediyecilik uygulaması vardı. 2020 yılı sonu itibariyle tüm belediyelerin e-belediyeye geçeceğini söyledi. Sağlanacak tasarrufun rakamlarını verdi. Tam 2 yılda 2 katrilyonluk, yani yeni para, yılda 2 milyarlık bir tasarrufun altına imza atıyoruz. Kağıthane'de çöken binanın ardından yaralar sarılmaya başlandı. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Kentsel dönüşüm başlıyor. Kağıthane'de çöken 4 katlı binanın ardından yaralar hızla sarılıyor. Vatandaşlarımızı etraftaki misafirhanelerde ve otellerde misafir ediyoruz. Onlara ilişkin her türlü yardımı, desteği Kağıthane Belediye'miz ve Valiliğimiz koordinasyonunda yaparak yürütüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olay yerinde incelemelerde bulundu. Vatandaşları dinledi. Bakanlığımız her türlü finansman desteğini de bu bölgeye verecektir. Kağıthane halkına, vatandaşına verecektir. Bakan Kurum kentsel dönüşüm vurgusu yaptı. İnşaatı devam etmeyen tüm projelerin tespitlerini yapacaklar ve bu tespitlere müteakip de böyle riskli gördüğümüz alanlarda da kentsel dönüşüm projesini hızlı bir şekilde başlatacağız. Üzücü olayın 3. günündeyiz ve çalışmalar da aralıksız devam ediyor. Çok sayıda kamyonu olay yerinde görüyoruz. Tonlarca ağırlıktaki molozlar olay yerinden alınıyor ve bir yandan da çöken yerin hemen altındaki boşluk yine molozlar vasıtasıyla dolduruluyor. Buradan evleri boşaltılan vatandaşlar misafirhanelere ve otellere yerleştirildiler. Kendilerine de 5000 liralık ilk etapta maddi yardım yapıldı. Bu arada çöken binada yaşayan vatandaşların tüm eşyaları enkaz altında kaldı. Onlardan biri de Emine Dulkadir. Bu sana çamaşır vakine var, bizimkiler. Sana diyeceğim televizyonu, 2 tane televizyon var. 3 tane takım bizim ev koltuk var. Yatak odası var, çocukların yatak odası var, her şey. Altınların da varmış galiba. Kurbanım sana, 2 gelin altınların içindedir. Emine Dulkadir'in 40 yıllık birikimi, 11 yıldır sıra beklediği haç parası, kendisinin ve gelinlerinin altınlarıyla evindeki eşyaların tamamı toprak altında kaldı. Emine teyze çöken binada yaşıyordu ve maalesef o çökmeyle birlikte bütün birikimlerini kaybetti. Elbette hayatta kaldığı için mutlu, ancak yıllardır bir araya getirdiği birikimleri. 40 sene benim emeğim gibi var, 40 sene. Hep boncuk para, her alabilir o bitum bitum. Ne kadar benim basın diyor da benim uyku geliyor, ben yatmadım, boncuk yaptım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hak sahiplerine 5000 liralık ilk maddi yardımı yaptı. İhtiyaca göre yardımlar artacak. İstanbul Küçükçekmece'den kan donduran bir haber geldi. 5 yaşındaki bir kız çocuğu bir cinsel saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler mahalle sakinlerinin de ifadelerine başvurdu. Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Uzanan eller kırılsın! Çocuğa uzanan eller... 5 yaşındaki bir kız çocuğu korkunç bir saldırının hedefi oldu. Mahalleli ayaklandı. Kan donduran haber İstanbul Küçükçekmece'den geldi. Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğu vahşice hedef oldu. Cinsel istismara uğradı.
Ailesi küçük kızı evlerinin kapısının önünde baygın halde buldu. Küçük kız hastaneye kaldırılırken ona bunu yapan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi. Dehşet veren olay hızla yayıldı. Mahalle sakinleri ayaklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız evladımız hastanede gözetim altındadır. Süreç emniyet teşkilatımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Resmi olmayan açıklamalara lütfen itibar etmeyiniz denildi. Bir açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, çocuk ve aileye destek sağlandığını, tüm işlemlerin yakından takip edildiğini vurguladı. Açıklamada, Küçükçekmece'deki kan donduran olaya ilişkin 5 yaşındaki yavrumuzun yaşadığı elim hadise, millet olarak hepimizi derinden sarsmış, yaralamış ve üzmüştür ifadesi kullanıldı. Ayrıca bakanlık 5 yaşındaki kız çocuğu için gerekli tıbbi ve adli işlemlerin de başlatıldığını belirtti. Ailenin sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden yararlandırılacağının altını çizdi. Erzincan'da kamyon kasasında 100 göçmen yakalandı. Afganistan ve Pakistan uyruklu bu göçmenler ve onlara umut satan insan tacirleri de gözaltından kısa sürede anlaşıldı ki o zanlılar aynı suçtan adli kontrole salıverilmişlerdi. Adli kontrolle serbest bırakıldılar ama uslanmadılar. Aynı suçtan yeniden yakalandılar. Emniyet güçleri uzun bir süredir karayollarında kontrol noktalarını arttırdı. Erzincan-Erzurum karayolundaki uygulama noktasında polis bir kamyondan şüphelendi ve durdurdu. Kamyonun kasasından 100 göçmen çıktı. 92'si Afgan, 8'i Pakistanlıydı. Kamyon sürücüsü ve 3 organizatör de gözaltına alındı. Yakalanan zanlılardan 3'ünün aynı suçtan çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldıkları, birinin ise arandığı tespit edildi. Kimlik tespiti için spor salonuna götürülen göçmenler işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bosna Hersek'te Karadağ sınırında mültecilerin bir demir kafeste tutuldukları ortaya çıktı. Bosna Sırp Cumhuriyeti'ndeki görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Kafesin içinde tutuluyorlardı. O anları kaydetti. Bir mülteci dayanışma derneğine yolladı. Bu görüntüler tüm dünyanın gündemine oturdu. Burası Bosna Hersek. Ülkeyi oluşturan 3 bölgeden Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin Karadağ sınırı. Pek çok mülteci için Batı Avrupa'ya açılan kapı. Mülteciler ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışıyor. Birçoğu sınır polisi tarafından yakalanıyor. Son olarak 2 Iraklı aile sınır kenti Trebinye'de yakalandı. Yanlarında 5 çocukları vardı. Polis aileleri gözaltı merkezine yerleştirdi. Ancak gözaltı merkezi kafes şeklindeki alanlardan oluşuyordu. Mülteciler bu duruma isyan etti. Kafes benzeri tesisi kaydettiler. Bir mülteci dayanışma derneği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Polislere tepki gecikmedi. Tepkiler üzerine Bosna Hersek sınır polisi açıklama yaptı. Iraklı ailenin kötü muameleye maruz kaldığı iddiasını reddettiler. Polislere göre kafes şeklindeki hücreler kilitli değildi. Hücrelerde havalandırma ve ısıtma sistemleri çalışıyordu. Üstelik bu tesisleri kendilerine Avrupa Komisyonu göndermişti. Ancak görüntüleri yayan dernek bu açıklamayı kabul etmedi. Mültecilerin gece boyunca gözaltı merkezinde tutulduklarını iddia ettiler. Orta ve Güney Amerika'dan Amerika Birleşik Devletleri sınırına göçmen akını sürüyor. Son parti Meksika'ya, binlerce kişilik son kervan Meksika'ya ulaştı. Meksika polisi ise o göçmenlere operasyon yaptı. Gözaltına alınmamak için direndi. Kızını bir an olsun bırakmadı. Ancak polislerin sayısı fazlaydı. Kızıyla birlikte gözaltına alındı. Meksika'nın ABD sınırında insanlık dramı yaşandı. Orta Amerika'dan binlerce kişilik yeni bir göçmen konvoyu yola çıktı. Konvoy Meksika'ya ulaştığında polis müdahalesiyle karşılaştı. Göçmenler yakalanmamak için direndi. Polisle çatışanlar oldu. Polis ise kararlıydı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 500 göçmeni yakaladılar, gözaltına aldılar. ABD sınırında bu dram yaşanırken Başkan Trump Beyaz Saray'daydı. Paskalya Bayramı için çocuklarla bir araya gelmişti. O etkinlikte de sınıra örülen duvar gündeme geldi. Çocuklardan biri Trump'a duvarı inşa etmeye devam edin dedi. Duvar konusunda gördüğü destek Trump'ın yüzünü güldürdü. Çocuğun sözlerini gazetecilerle de paylaştı. İran Dışişleri Bakanı Cihaz Zarif Amerika'daydı. New York'ta bir düşünce kuruluşuna konuştu. Beyaz Saray'ın İran'a yönelik politikalarını eleştirdi. Trump'ın B takımının ABD politikasını bir felakete sürüklediğini söyledi. ABD ile İran arasında yaptırım gerilimi sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Beyaz Saray'a mesajlarını New York'tan verdi. Bir düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada ABD yönetiminin İran'a yönelik politikalarını eleştirdi. İran Dışişleri Bakanı ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının sonuçları olacağı uyarısında bulundu. İran petrol satmaya ve alıcılar bulmaya devam edecek. Petrolümüzün satışında Hürmüz Boğazı'nı güvenli bir geçiş yolu olarak kullanmaya devam edeceğiz ama ABD bunu yapmamıza engel olacak çılgın önlemler almaya kalkışırsa bunun sonuçlarına hazırlıklı olmalı. We will continue to find buyers. Zarif'in bir diğer uyarısı ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'den oluşan B takımına dairdi. B takımı ABD politikasını felakete doğru sürüklüyor. B takımının Trump ile aynı planı yaptığını düşünmüyorum. Onlarınki plan değil, trilyonlara mal olacak bir komplo. Zarif, Trump yönetimine İran'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının ABD'de tutuklu İran vatandaşları ile değiştirilmesi teklifinde de bulundu. Suriye'nin İdlib gerilimi azaltma bölgesinde çatışmalar ve bölgeye dönük Rus bağ saldırıları devam ediyor. Bölgenin İdlib'in güneybatısındaki Cisseşur noktasında patlamalar meydana geldi. Burada 17 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları bomba yüklü aracın ilçenin merkezinde infilak ettiğini ve patlamanın çok şiddetli olduğunu bildirdi. Olaya ilk müdahaleyi beyaz baretliler olarak adlandırılan sivil savunma ekipleri yaptı. Resmi kaynaklarda ölü ve yaralı sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Gelen bilgiler patlamada 17 sivilin öldüğü, 27 sivilin de yaralandığı yönünde. Bölgeye dönük Baas rejimi saldırıları da sürüyor. Rejim birliklerinin bölgedeki yerleşim birimlerine dönük saldırılarına Rus savaş uçaklarının da destek verdiği kaydediliyor. Rejimin son saldırılarında birçok ilçe ve köy hedef alındı. 3'ü çocuk, 7 sivil öldü. 6 sivil de yaralandı. Bölgeye dönük endişeleri yükselten bir açıklama da Moskova'dan geldi. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada El-Nusra cephesi militanlarının nüfuzunun İdlib gerilimini azaltma bölgesinin neredeyse tamamına yayıldığı ileri sürüldü. Allahu Ekber. Kısmet vermediği interes devam. Açıklamada El-Nusra'nın savaş kabiliyetinin yükseldiği ve bölgenin çok büyük bölümünü kontrolleri altına aldıkları da kaydedildi. Rus Genelkurmayı bölgedeki beyaz baretlilerin yeni bir sözde kimyasal saldırı kumpası hazırlığı içinde olduğunu da iddia etti. Sri Lanka'da kilise ve otellere dönük yapılan terör saldırısında bilanço giderek artıyor. Ölü sayısı 359'a yükseldi. 500'e yakında yaralı var. Soruşturma devam ederken bir bombalı araç daha etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanı, Emniyet Genel Müdürü ve Savunma Bakanı'nın istifası isteniyor. Sri Lanka'da pazar günü düzenlenen terör saldırılarında ölü sayısı artıyor. Yaklaşık 500 yaralının tedavisi ise devam ediyor.
Hükümet intihar saldırılarından iki yerel örgütü sorumlu tutuyor. Bunların uluslararası bir şebekeden destek aldıklarını söylemişlerdi. DAEŞ terör örgütü de saldırıları üstlenmişti. Örgüt, saldırganların kendilerine bağlılık yemini ettiği görüntüleri yayınladı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı ise 60'a yükseldi. Yetkililer, saldırılardan 9 teröristin sorumlu olduğunu açıkladı. 8'inin kimliği tespit edildi. Biri kadın. Saldırıların en az 7-8 yıldır planlandığına inanıyorlar. Kiliseye saldıran intihar eylemcilerinden birinin görüntüsü salı günü yayınlanmıştı. Bir teröristin daha görüntüsü ortaya çıktı. Başkent Colombo'daki otellerden birine girişi böyle görüntülendi. Terörist sırt çantasıyla bir turist gibi etrafta dolaşıyor. Yerel terör örgütünün lideri olduğu açıklandı. Yetkililer terör örgütünün yeni saldırı hazırlığında olduğu görüşünde. Bu yüzden geniş güvenlik önlemleri alıyorlar. Bunu doğrulayan bir gelişme de yaşandı. Colombo'daki bir sinemanın önünde şüpheli motosiklet bulundu. Bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı. Motosiklet kontrollü şekilde patlatıldı. Hükümet saldırı istihbaratının Cumhurbaşkanı'na gittiğini ama kendilerine ulaşmadığını iddia etmişti. Cumhurbaşkanı o iddiayı yalanladı. Benim de haberim yoktu dedi. Rajya ottu seva mallota labu toraturu ema niladarin visin vagakiyutu pradana niladarin visin kisiyam aakareka ma vetada idiripat nokala bava ma mehidi visheshayen sadahan kalayutui. Hükümet saldırıların Yeni Zelanda'daki katliama misilleme olduğu görüşünde. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de o iddiaya ilişkin konuştu. We haven't received anything officially, nor have we received any intelligence reports that corroborate what has been said in Sri Lanka. Kim Jong-un Rusya'ya gitti. Perşembe günü yani bugün Rusya Devlet Başkanı Putin'e görüşecek. Tabii Rusya'ya makam treniyle gitti. Makam trenini özel bir ekip temizledi. O trenden inmeden önce önüne kırmızı halılar serildi falan. Yine bildiğimiz Kim Jong-un manzaraları. Yeşil treniyle istasyona yanaştı. Şapkasını çıkarıp Rus heyeti selamladı. Ardından tek tek yetkililerle tokalaştı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. Görüşme için Rusya'ya yola çıktı. Devlet treniyle önce sınırdaki Primorye kentine ulaştı. Burada Rus heyet tarafından karşılandı. İstasyondaki sıcak karşılamanın ardından heyetler arası toplantılar yaptılar. Toplantı sonrası Kim yeniden trene bindi. Zirvenin gerçekleşeceği Vladivostok kentine doğru yola çıktı. Kim Jong-un ABD Başkanı Donald Trump'la iki kez görüştü. İlk zirve Singapur'daydı. Oldukça olumlu geçmişti. Vietnam'daki ikinci zirve ise anlaşmasız sonuçlanmış, liderler erken ayrılmıştı. Kore Yarımadası'ndaki nükleer problemi çözümsüz kalmıştı. Kim'in Putin'le yapacağı zirve bu nedenle çok önemli. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov da buna vurgu yaptı. Görüşmede nükleer problem için diplomatik ve politik çözümler üzerine odaklanılacak dedi. Dünyada her yıl 435 bin kişinin canına mal oluyor sıtma. Özellikle az gelişmiş ülkelerde görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü sıtmaya karşı geliştirilen aşıyı geniş çapta denemeye başladı. Bu görüntüler bir ilk. Güney Afrika'nın küçük ülkesi Malawi dünyaya umut olabilir. Sıtma aşısını deneyen ilk ülke oldular. Sıtma özellikle az gelişmiş ülkelerde en büyük sağlık sorunlarından biri. Her yıl ortalama 435 bin can alıyor. En çok 5 yaş altı çocuklar yakalanıyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü hastalığın önünü alabilmek için uzun zamandır çalışıyor. Sıtmaya karşı geliştirilen aşı sonunda testleri bitirdi. Deneme amaçlı ilk aşı kampanyası sıtmadan en çok etkilenen ülkelerden Malawi'de başlatıldı. Aşı 30 yıllık çalışmanın ürünü. 2 yaşına kadar olan tüm çocuklara uygulanıyor. Klinik testlerde 10 vakadan en az 4'ünü engelledi. Sıtma parazit taşıyan sivrisineklerle bulaşıyor. Ateş, terleme, titreme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı ve halsizlik gibi grip benzeri belirtilere sahip. Çiftlik Bank'ın CEO'su Tosuncuk Uruguay'a saklanmış. Orada kendine yeni bir yaşam kurmuştu. Fakat Türk Interpol'ü
Orada da onu rahat bırakmadı. Bir operasyon yapıldı ve bu operasyonda Tosuncuk'un nesi var nesi yoksa el kondu. Nesi var nesi yoksa derken hafife almayın. Bakın nesi var nesi yokmuş. Evet, Çiftlik Bank ailesi. 132 binden fazla kişiyi dolandırdı. 1.2 milyar liralık vurgun yaptı. Ardından firar etti. Tosuncuk için çember daralıyor. Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın için lüks yaşam artık bitti. Hakkında 75.260 yıl hapis cezası istenen ve kırmızı bültenle aranan Aydın'ın yurt dışındaki hareketlerini adım adım takip eden Türk Interpol'ü Uruguay'daki tüm mal varlıklarına el koydurdu. Aydın'ın el konulan araçları arasında milyon dolarlık lüks spor otomobillerle 8 de tır var. Uruguay'da lojistik işine giren Tosuncuk'un başı mafyayla da dertte. Çünkü mal varlığı suç örgütlerinin de iştahını kabartıyor. İşte bu nedenle Mehmet Aydın da ekibini silahlandırdı. Uruguay polisinin baskınında Aydın'ın evinde çok sayıda silahla mühimmat ele geçirildi. Sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan Mehmet Aydın'ın iddiaya göre yakalanma korkusuyla psikolojisi de iyiden iyiye bozuldu. Ankara'da bir halk otobüs şoförünü ekranlarınıza getirmiştik dün. 65 yaş üstü kartı var diye, yani serbest biniş kartı var diye bir adamı otobüse almadı. Almamakla da kalmadı. İnip aşağıya bir de adamı omuzlarından tutup fırlatıp atmıştı. O yaşlı adamın işte burnundan, ağzından kanlar gelmişti. Böyle bir hadise yaşandı Ankara'da. Şimdi o halk otobüs şoförü idari ceza almış. 1300 lira idari para cezası kesilmiş. Fakat halk şunun için isyanda, yani tamam hani otobüsle ilgili olarak ya da işte şoförlükle ilgili olarak her türlü idari ceza tamam da bu adamın herhangi bir adli yaptırımı olmayacak mı? Herkes şimdi onu merak ediyor. M24'ün ekranlara taşıdığı bu haberden sonra yetkililer harekete geçti. Başkentte 65 yaş üstü yolcuyu otobüse almayan ve darp eden şoför hakkında idari işlem başlatıldı. Ne kadar yanlış değil mi? Olay Ankara Çankaya'da yaşandı. Hasan Ünalan adlı yolcu 65 yaş üstü otobüs kartını kullanarak özel halk otobüsüne binmek istedi. Ancak otobüs şoförü kapıyı açmadı. Hasan Ünalan'ın ısrarı üzerine otobüs şoförü geçti o günler diyerek yaşlı adamı yakasından tuttu, kaldırdı. Fırlattı. O şoför attıysa burası olay yeri. Olayın şahitleri yaşananlara anında tepki gösterdi. Kargaşanın büyümesi üzerine polis otobüs etrafında güvenlik önlemi aldı. Ancak kalabalığı sakinleştirmek kolay değildi. Onu kelepçeyle alın. Onu indirin arabadan. Onu otobüsten indirin. İndirin ya. 24 ekranlarında yayınlanan haberin ardından yetkililer harekete geçti. O otobüs parka çekilerek toplu taşımadan men edildi. EGO Disiplin Kurulu ayrıca otobüse bu ay ödenecek 1300 TL gelir yoksunluğu ücretinin kesilmesini kararlaştırdı. Adamın kafasından kanlar ve burnundan kanlar akıyor. Yani böyle bir şey yapmaya hakkı var mı? Haberdeki isyanı fark ettiniz, yani otobüs şoförüne ya da otobüse verecek olan ceza önemli değil. Yani önemli de önemli değil ama... Adamın aynı zamanda bir yaşlı adamı darp etmekten dolayı hakkında dava açıldı mı? Herkes bunu merak ediyor. Soru o. Kuzey Afrika kaynaklı toz aşınımı İstanbul'da etkili oldu. Kente çamur yağdı. Merhabalar. Merhaba. Aracınızı yıkatmaya geldiniz. Evet. Sabah kalktınız çamur içinde. Evet, biz böyle bir şey beklemiyorduk ama... Neden olduğunu anlayamadık. İstanbul'a çamur yağdı. Sürücüler soluğu oto yıkamacılar da aldı. İstanbullular güne ufak bir sürprizle başladılar. Sabah uyandıklarında araçlarını çamur içinde buldular. Haliyle soluğu oto yıkamacılarda aldılar. Oto yıkamacıların da çamur mesaisi hızlı başladı. Normalde saat 10-10.30 gibi iş başlar bizde. Ama çamur yağdığı gün sabah 8-8.30 hemen başlıyor. Gün boyu yoğunluk bitmiyor, evet. Gece saat 9-10-11'e kadar devam ediyoruz. Meteoroloji uyarmıştı. Türkiye'ye, özellikle de batı bölgeler ve İstanbul'a Kuzey Afrika'dan toz taşınacak denmişti. Astımı ve alerjisi olanlar uyarılmıştı. Tabii işin bir de sürücü boyutu vardı. Çünkü o tozlar araçların üzerine yağdı. Otomobiller tozla kaplandı, çamura bulandı. Sürücüler araçlarını temizletmek için oto yıkamacılara akın etti. Sabah kalktığımızda umadığımız bir şekilde yağmur vardı. Akşamdan eve kalan bir
çamur işedeydi. Biz de işte sabah yoğunluğundan dolayı ancak bu saate yetiştirdik. Çamur da yoğunluğa neden oldu tabii. Evet evet, bekliyoruz. Yoğunluk nedeniyle araçlarda bayağı mahvolmuş. Üstleri çamur içinde örüldüğü üzere. Oto yıkamacılarda araç kuyruğu gün boyu sürdü. Kısacık bir ara, bu aralardan yeniden buradayız. Bir yere ayrılmayın. Dünyanın en hızlı gelişen gündemi siyaset ve ekonomidir. İşte bu hızın içerisinde ayrıntıları kaçırmayın diye hafta içi her gün siyaset ve ekonomi konuşuyoruz. Afiyet olsun. ...24 saat... ...52 hafta... ...365 gün... her anı haber olan hayattan uzak kalmayın. Ben Elin Aslan. Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yıl dönümündeyiz şu anda ve tabii bütün gözler, dikkatler Çanakkale'de. Bir tarafta tabii Anzak Koyun'daki Anzak Anması var. Bir tarafta ise 57. Alay'a vefa yürüyüşü düzenleniyor. Talih Gelibolu Yarımadası içerisinde yer alan Bigali Köyü'nden başlayan yürüyüş Conk Bayırı'nda son bulacak. Sabah namazıyla
katılımcılar, binlerce kişi orada eller açıp dua ettiler, sabah namazlarını kıldılar. Onun ardından da işte bu vefa yürüyüşü başladı. Yürüyüşü Umut Erol takip ediyor başından beri. Umut Erol'a çeviriyoruz kameralarımızı. Günaydın, yeniden sendeyiz. Başladı yürüyüş, öyle anlıyoruz, doğru mu? Evet Ersoy dede, yaklaşık yarım saat 45 dakika önce başladı yürüyüş. Tabii Türkiye'nin dört bir yanından gelen 7'sinden 70'ine, gencinden yaşlısına 8000 kişi bugün burada 57. alayı anıyor. Tabii biz de o yürüyüşteydik, ancak tabii malzemelerimiz olduğu için biraz geride kaldık. İsterseniz yavaş yavaş kameraman arkadaşımla birlikte diğer tarafa doğru yönelelim, şöyle yürüyüşün olduğu noktaya doğru. Tabii dediğimiz gibi binlerce kişi bugün buradaydı. Onlar da az önce bulunduğumuz noktadan geçtiler. Hemen şunu söyleyelim. Buradaki program aslında gece saatlerinde başladı. Saat 4.30 gibi burada 57. alayın kamp kurduğu noktada ilk başta buğday çorbası dağıtıldı. Yani 57. alayın gece yediği yemek buğday çorbası. Daha sonra da tabii sabah namazı kılındı. Çift sela ile birlikte yine tıpkı o gece olduğu gibi 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gece, tam 104 yıl önce yaşanmıştı. Ve daha sonra da tabii kalabalık Türkiye'nin dört bir yanından gelenler 57. alayın kullandığı güzergahı kullanarak yürümeye başladılar. Ve kamp alanından Jonk Bayırı'na doğru şu dakikalarda da ilerliyorlar. Biraz sonra Jonk Bayırı'na varılacak ve orada da yine bir anma töreni düzenlenecek. Orada da Kur'anlar okunacak şehitlerimiz için. İsterseniz 57. alayı da hatırlayalım hep birlikte. Bu arada yine bizimle birlikte gelip geçenler var. Gördüğünüz gibi yolun her iki tarafında da, dediğimiz gibi biz malzemelerimiz olduğu için biraz geride kaldık. Ancak şu dakikalarda hala yürüyenler var bu güzergahta. 57. alay, hatırlayacaksınız. Tabii bir destan yazan askerlerimizin alayı. Biliyorsunuz denizden geçemeyince düşman karaya yönelmişti. Karadan İstanbul'a doğru ilerleyebileceğini düşünmüştü. Ancak tabii büyük bir direnişle karşılaştılar. Tıpkı denizde olduğu gibi Mustafa Kemal'in tarihe geçen o sözleri, ben size taarruz değil ölmeyi emrediyorum demişti 57. alaya. Söylediği gibi de oldu. 57. alay canla başla vatan toprağını müdafaa etti. Kendisinden kat be kat daha büyük olan düşman askerlerini Jonk Bayırı'nda, Arı Burnu'nda geri püskürttü. Ve 57. alayın 3'te 2'si o gece şehit oldular. Sabahın ilk dakikalarında da zaten 261 metrelik bir tepe, 261 rakımlı bir tepe düşmanın eline geçmişti ki hem orayı hem de Jonk Bayırı'nı düşmanlardan temizlediler ve orada adeta bir destan yazdılar 57. alay. Tabii bugünkü yürüyüşte yine önemli birkaç detay vardı. Hemen onları da sizlere aktaralım. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da bugünkü bu yürüyüşe katıldı. Aynı zamanda dediğimiz gibi 8000 kişi katılmıştı ki yürüyüşün ikinci kilometresinde bir bayrak açıldı. 104. yıla özel 104 metre uzunluğunda bir bayrak. O bayrak da elden ele tabii dalgalandı. Ve dediğimiz gibi aynı zamanda biliyorsunuz Anzakların da bir töreni vardı Arıburnu'nda. Avustralya'dan gelen bir grup bugün burada bu yürüyüşe de katıldı. Sadece yani oradaki törende değil, buradaydı da. Anzakların torunları da yine buradaydı. Bu yürüyüşe de katıldı onlar da. Şu dakikalarda onlar da Arıburnu'na doğru, Jonk Bayırı'na doğru buradaki kalabalıkla birlikte ilerliyor. Dediğimiz gibi burada Şehida'nın izinde bir kez daha şehitlerimizi andık. 57. alayı andık. Ve dediğimiz gibi o törenler de devam ediyor. Biz de burada olacağız. Bütün gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Çok çok teşekkürler. Sağ olasın, var olsun Çanakkale'den. Canlı bağlantımız böyleydi. Ara ara yine kameralarımızı oraya çevireceğiz. Ankara'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı geniş kapsamlı bir toplantı vardı. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının da yer aldığı bu toplantıda Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri, F-35 savaş uçaklarının teslimatı ve Suriye'de yaşanan gelişmeler masaya yatırıldı. Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sisteminin teslimatı ne zaman yapılacak? F-35 savaş uçakları konusunda kriz aşılabildi mi? Suriye'de güvenli bölge kurulması, Tel Rifat, Münbiç ve Doğu Akdeniz konularında hangi adımlar atıldı?
İşte tüm bu soruların yanıtları Ankara'da aranıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tüm bu konu başlıklarını ele almak üzere yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mecliste düzenlenen resepsiyonda S-400'lerin 3. bir ülkeye yerleştirme planlarının bulunmadığını ifade etmişti. Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında kurulması teklif edilen komisyonun da S-400'lerin satın alınmaması üzerine değil, NATO ve ABD'ye güvence amacını taşıyacağını vurguladı. Bakan Çavuşoğlu ve teknik düzeyde ABD ile görüşme yapan ekip, Milli Savunma Bakanlığı'ndaki toplantıda ellerindeki son verileri paylaştı. Yine ABD ile yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler de masaya yatırıldı. Uzmanlardan oluşan bir komisyon kurulsun, NATO içinde olsun, biz Amerika incelesinde. Biz buna varız. Gayet makul bir öneri. Onun dışında bir ara formül gündeme de gelmedi, düşünülmedi. Toplantıda yine S-400'lerin teslimatı sonrasında atılacak adımlar da teknik düzeyde ele alındı. Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliği yapılan toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ile gerilime yol açan F-35 teslimatı konusu da görüşüldü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, meclis resepsiyonunda gelinen son noktayı paylaştı. Biz artık pazar değiliz. Ortak istiyoruz. Teknoloji transferi istiyoruz. Biz birliklerden yapmayı, imalatı üretmeyi, birlikte pazarlamayı istiyoruz. İşbirliği istiyoruz. Suriye'de güvenli bölge kurulması, Münbiç'ten PKK-YPG terör unsurlarının temizlenmesi, Tel Rifat'taki hareketlilik gibi konular yine Milli Savunma Bakanlığı görüşen başlıklar arasındaydı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının katıldığı toplantıda tüm bu başlıklar ele alındı. Fırat'ın doğusuyla ilgili teknik, taktik, söylemeyeceğim konularımız var. Görev gücü çerçevesinde bunları konuşuyoruz. Amerika'nın bazı öneriler oldu. Bizim önerilerimize örtüşen konular var. Teknik düzeyde uzmanların da katıldığı toplantıda Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler de görüşüldü. Özellikle Doğu Akdeniz'de petrol arama çalışmalarına karşı Ankara'nın tavrı ve kırmızı çizgilerinde yine toplantıda üzerinden geçildi. Toplantının sonunda Milli Savunma Bakanlığı'ndan kısa bir açıklama yapıldı. Açıklamada Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerle Suriye'de tesis edilmesi planlanan güvenli bölge başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve dış ilişkiler konularının ele alındığı söz konusu toplantıda Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılık vurgulandı ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına dair tartışmalar sürüyor ABD. Baskıya devam ederken Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. S-400'lerin planlandığı şekilde Temmuz ayında teslimine başlanacağı duyuruldu. Açıklamayı Rusya'da savunma sanayi şirketi başkanı Alexander Mihaev yaptı. Türkiye'ye S-400 sevkiyatının Temmuz'da başlayacağını söyledi. Türkiye ile S-400 üretiminin yerelleşmesiyle ilgili konuları da karara bağladıklarını belirtti. Sözleşmenin yerine getirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi. ABD Türkiye'yi S-400 alımından vazgeçirmeye çalışıyor. Aksi halde F-35 savaş uçaklarını teslim etmemekle tehdit ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu en kötü senaryoda savaş uçağı ihtiyacını da başka ülkeden giderebileceklerini söylemişti. Rus yöneticiye bu açıklamada soruldu. Alexander Mihaev, Türkiye'ye uçak tedarikini istişare etmeye hazır olduklarını söyledi. Sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun'dan bir açıklama geldi. Altun, taraf olan 3. ülkeleri eleştirdi. Olayların soykırım olduğunu gösteren akademik ya da hukuki herhangi bir karar metni ortada yok dedi. 3. ülkelerin tek taraflı tasarruflarda bulunmaları ve bağlayıcı olmayan kararlar almaları hakikatin açığa çıkarılması çabalarını zora sokmaktadır. Açıklamanın sahibi Fahrettin Altun. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı, 3. ülkeleri uyardı. 1915 olayları doğru ve gerçek bilgiler ışığında siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı ve 3. ülkelerin tek taraflı tasarruflarına dayalı ideolojik okumalardan vazgeçilmelidir. 1915 olaylarına yönelik yapıcı ve dengeli bir yaklaşımla hareket edilmeli ve sadece bir tarafın görüşleri yerine her iki tarafın da kayıpları ve acıları dikkate alınmalıdır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye ve Ermenistan'ın sorunu birlikte çözebileceğini söyledi. 800 yıl bir arada yaşayan Türklerin ve Ermenilerin bugün sadece bir diyalog yoluyla çözemeyecekleri sorun yoktur. Yeter ki sömürgeci güçlerin ülkemizi sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla tehdit etme girişimlerine ve tarihin siyasallaştırmasına izin verilmesin.
Altun 1915 olaylarına ilişkin hukuki bir kararın olmadığını da vurguladı. 1915 olaylarının soykırım olduğuna ilişkin dünyada siyasi ve akademik oydaşma, hukuki bir karar bulunmamaktadır. Türkiye'nin 1915 olaylarına ilişkin çözüm girişimlerini görmezden gelerek, üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarda bulunmaları ve bağlayıcı olmayan kararlar almaları, hakikatin açığa çıkarılması çabalarını zora sokmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşan'a bir mektup gönderdi. O mektupta Erdoğan, ortak geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkartmaya tevessül edenlere, bu çevrelere fırsat vermemenizi diliyorum dedi Aram Ateşan'a. Ortak geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül eden çevrelere fırsat vermemenizi diliyorum. Cümlenin sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhatabı ise Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan'a bir mektup gönderdi. Mektup önemli, zira sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı çarpıcı mesajlar içeriyor. Birinci Dünya Savaşı'nın zor şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yılda ihtiramla anıyor, torunlarına içten taziyelerimi iletiyorum. Erdoğan, Ermeni cemaatine yazdığı mektupta Osmanlı'nın son döneminin şartlarına vurgu yaptı. İmparatorluk sınırları ve komşu coğrafyalarda büyük insani krizlerin yaşandığını hatırlattı. Salgın hastalıklar, göçler, devlet otoritesinin zayıflaması sonucu artan çete ve silahlı grupların öncülük ettiği bozgunculuk eylemleri nedeniyle yitirdiğimiz diğer Osmanlı vatandaşlarına da Allah'tan rahmet diliyorum. Vatan bizim, can bizim. Ermeni toplumunun Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde önemli isimler yetiştirdiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı, Ermenileri dışlayacakların karşılarında kendilerini bulacağını söyledi. Bizler acılarınızın hafifletilmesinde ve sorunlarınızın çözümlenmesinde yanınızda olmaya devam edeceğiz. Şu hususun altını özellikle çizmek isterim. Ülkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, güvenliği ve mutluluğu bizim için çok özel bir öneme sahiptir. Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına meydan verenler bizi karşılarında bulacaklardır. Devletin zirvesi isim vermedi. Sözde Ermeni soykırımı iddialarını körükleyen ülkelere karşı Ateşyan'a bir çağrıda bulundu. Ortak bir geleceği beraber inşa edebilmenin yolunun bir ve beraber olmaktan geçtiğine inanıyorum. Bu itibarla ortak geçmişimizi çarptırarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül eden çevrelere fırsat vermemenizi diliyorum. Bu düşüncelerle Birinci Dünya Savaşı'nda yitirdiğimiz Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yad ediyorum. Galatasaray beklenen 24 Nisan açıklamasını yaptı. Niye bilmiyorum, bu hani hep gözler oradadır. Amerikan Başkanı 1915'in seneyi devriyesinde, o işte 1915'in seneyi devriyesi de değildir de 24 Nisan, neyse kendilerince öyle bir tarih uydurdular. İşte o 24 Nisan'da Amerikan Başkanları ne diyecek acaba? Soykırım mı diyecek, işte büyük trajedi mi diyecek, ne diyecek diye. İşte dünkü beklentiler sonrasında Amerikan Başkanı'ndan gelen açıklama. Gözler onun üzerindeydi. ABD Başkanı Donald Trump geleneği bozmadı. 1915 olaylarının yıl dönümü için yazılı açıklama yaptı. Bu yılda Ermenilerin çabaları boşa çıktı. Trump soykırım kelimesini kullanmadı. Öncekiler gibi büyük felaket anlamına gelen Metz Yeager'in ifadesini tercih etti. Ancak bu ilki açıklamanın diğerlerinden bir farkı vardı. Daha önceki açıklamaların altında başkanın adına yer verilirdi. Bu yılki açıklamada ise başkanın adı yazmıyordu. Yine de bu açıklama Beyaz Saray'dan yapıldığı için ABD başkanının açıklaması olarak değerlendiriliyor. Yazılı açıklamada 1915'te yaşanan olayların 20. yüzyılın en büyük insani kayıplarının yaşandığı olaylardan biri olduğuna vurgu yapıldı. Metinde başka dikkat çekici ifadeler de vardı. Olayın ne olduğunun ortaya çıkarılması için tarihçiler tarafından yapılan nesnel çalışmaların ABD tarafından olumlu karşılandığı belirtildi. Ankara'dan açıklamaya tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Trump'ın açıklamasını reddediyoruz, hiçbir değeri yoktur dedi. Dışişleri Bakanlığı aynı dönemde Ermenilerin 500 binden fazla Müslümanı katlettiğini hatırlattı. Başkan Trump'ı adil olmaya davet ediyoruz dedi.
Açıklamada Türkiye 104 yıl önce yaşanan olayların her yönüyle anlaşılması için ortak tarih komisyonu kurulması önerisinin arkasındadır denildi. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti ve MHP'nin İstanbul'a ilişkin olağanüstü itirazlarını görüşen Yüksek Seçim Kurulu MHP'nin Maltepe başvurusu için ara kararını verdi. Orada ilçe seçim kurulları sandık görevlerinin durumunun araştırılmasına karar verdi. Beylikdüzü ile ilgili olarak ise İstanbul için yapılan genel itirazı sonuçlandırdıktan sonra oraya bakma kararı verdi Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu AK Parti ve MHP'nin olağanüstü itiraz dosyalarını tek tek görüşüyor. Kurulun gündeminde MHP'nin Maltepe Sandık Kurulu'na ilişkin itirazları vardı. Yüksek Seçim Kurulu Maltepe'de Sandık Kurulu Başkan ve görevlerinin incelenmesine karar verdi. Olağanüstü itirazları görüşen Yüksek Seçim Kurulu MHP'nin Maltepe AK Parti'nin Büyükçekmece itirazlarını görüştü. MHP, Maltepe'de Sandık Kurulu Başkan ve görevlerinin kamu görevlisi olmadığını iddia ederek seçimlerin yenilenmesini istedi. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri öğleden sonra MHP'nin itirazını görüştü. Kurul üyeleri sandık kurul görevlerinin araştırılması için Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulundan araştırma istedi. Yüksek Seçim Kurulu inceleme için de ilçe seçim kurullarına 5 günlük süre verdi. Maltepe ilçe seçim kurulları ayrı ayrı toplanarak inceleme yapacak ve hazırlanan rapor Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilecek. YSK, MHP'nin kısıtlı seçmen konusunda AK Parti'nin başvurusunda araştırılacağı gerekçesiyle yeniden bilgi istenmesine gerek görmedi. AK Parti'nin Büyükçekmece itirazına görüşen YSK, İstanbul geneli için alınan ara kararla ilçe seçim kurullarının inceleme sonucunun netleşmesinin beklenmesine karar verdi. İstanbul için olağanüstü itirazları görüşen Yüksek Seçim Kurulu ikinci günde aldığı ara kararla AK Parti'nin kısıtlı seçmen, sandık kurulu başkan ve görevlerinin kamu görevlisi olmaması ve usulsüzlük iddialarının araştırılması için İstanbul'da tüm ilçe seçim kurullarından araştırma istemişti. İnceleme için ilçe seçim kurullarının 5 günlük süresi var. İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine ilişkin son kararı Yüksek Seçim Kurulu söyleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar atlattığımız tüm kritik dönemlerde olduğu gibi yeni bir çıkış yolunun haritasını çizdi. Adı Türkiye İttifakı. Peki bu kavram aslında neyi anlatıyor? Şu kızgın demiri soğutmak ne demek? Nedir Türkiye İttifakı'nın bileşenleri kimlerdir? Gelin bakalım birlikte. Burada artık bir gaz sıkışması var. Bu insanların birikmiş olan gaz sıkışması karşısında nereye gideceksin? Bunların hepsini etraflıca bir incelemek lazım. Bunun üzerinde düşünmek lazım. Değil mi? Türkiye son 5 yılda üst üste seçimlerin getirdiği gergin bir süreç yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu nekaat dönemini en kısa sürede atlatmanın reçetesini açıkladı. Kritik dönemlerde yaptığı gibi yeni bir açılımın sayfasını araladı. Adı Türkiye İttifakı. Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak 82 milyon hep birlikte Türkiye İttifakı olarak hareket etmeliyiz. Türkiye'nin alması gereken önemli kararlar, atması gereken kritik adımlar var. Ekonomik saldırıların getirdiği yük, Suriye'de ABD'nin çekilme kararıyla oluşan yeni denklem, Doğu Akdeniz'deki enerji savaşları, İsrail'in işgalci politikaları, Suudi Arabistan, Mısır bloğunun menfi tutumu, İran'a ABD ambargosu ve S-400 krizi. Türkiye sınır dışından gelen bu tehditlere tam olarak odaklanmak için önce içeride güçlü olmalı. Hep beraber elimizi taşın altına koymalıyız. İşte bunun da yolu Türkiye İttifakı'ndan geçiyor. Peki Cumhurbaşkanı Türkiye İttifakı diyerek ne kastediyor? 23 Nisan resepsiyonunda ilk ipuçlarını verdi. Türkiye İttifakı'yla kastım, Cumhur'dan kastımız nedir? Tüm Türkiye'dir. Türkiye İttifakı da Cumhur İttifakı'nın farklı bir versiyonudur. Yani biz şu anda 82 milyonu farklı farklı şeylere tabii ayırarak konuşamayız. Ama 82 milyonu biz bir ittifak içerisinde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olarak topluyoruz. Kastımız da budur. Türkiye İttifakı 82 milyon Türk vatandaşını esas alıyor. Irk, din, mezhep, ideoloji ya da oy verdiği partinin bir önemi yok.
Kalbinde Cumhur İttifakı'nı bir araya getiren tek bayrak, tek millet, tek devlet ve tek vatan ülküsünü taşıması yeterli. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk milletini milli mücadele ve 15 Temmuz gibi kritik süreçlerde birleştiren içgüdüye sesleniyor. Nihai amaçsa Türkiye'nin önündeki 4,5 yıllık seçimsiz süreçte olabilecek en büyük iğmeyi yakalamak. Öğretilmesi mümkün olmayan bir şey göstereceğim şimdi size. Yani çocuklara aman öyle yap yavrum, böyle yapma evladım falan diyerek öğretemeyeceğiniz. Sadece onun kalbine o sevgiyi verdikten sonra kenara çekilip olan biteni izleyeceğiniz bir görüntü. Giresun'a gideceğiz. Giresun'dan şu görüntüler yansıdı kameralara. Allah'ın hakkı üçtür dediler. Al bayrağı üç kere öpüp alınlarına koydular. Çocukların bayrak sevgisi görenleri gururlandırdı. Bu görüntüler Giresun'dan yansıdı kameralara. Atatürk'ün onlara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları vardı. Tören sonrası sıra bayrakları toplamaya geldi. Tam da o sırada kaydedildi bu görüntüler. İki minik kafa kafaya vermiş bayrakları katlıyorlardı. Önce öpüp alınlarına koydular, ardından da katlayıp koyunlarına aldılar. Çocukların bayrak sevgisi izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Alman Der Spiegel dergisi Türkiye'ye dönük düşmanca yayınlarına devam ediyor. En son Türkiye'nin terörden arındırdığı, tertemiz temizlediği Afrin'i değerlendirdi ve Türkiye'nin o bölgeyi işgal ettiği palavrasını yazdılar. 1920 haritasını paylaştılar. Skandal bir iftiraya ve algı operasyonuna imza attılar. Türkiye Afrin'i işgal ediyor dediler. Türk ordusu 2018'de sınır güvenliğini sağlamak için harekete geçmişti. Zeytin Dalı harekatını düzenlemiş, Afrin'i PKK'dan temizlemişti. Alman Der Spiegel dergisi ise bu harekatı ele aldı. Bölge halkının huzurla yaşadığını yazmadılar. Aksine harekatı Türkiye'yi karalamak için kullandılar. Türkiye'nin Afrin'i işgal ettiğini öne sürdüler. Dergi Türkiye'nin Afrin'i Türkleştirmeye çalıştığını da iddia etti. Kültürel ve etnik temizlik yapılıyor dedi. Bu yalanı inandırıcı kılmak içinse Hatay'ın topraklarımıza katılma sürecini hatırlattılar. Hatay'daki Türklerin azınlık olduğunu, Ankara'nın bölgenin demografik yapısını değiştirdiğini iddia ettiler. Şimdi aynı durum Afrin ve diğer bölgeler için de söz konusu olabilir dediler. Dergi ayrıca 1920 yılına ait haritayı da paylaştı. Türkiye'nin 1920 sınırlarına kavuşmak istediğini öne sürdüler. Türkiye'nin Musul ve Suriye'nin kuzeyi gibi bölgelerde etkin olmasından duydukları endişeyi gözler önüne serdiler. 19 Nisan'da 4 kahraman vatan evladının şehit düştüğü Hakkari'deki üst bölgesine bir grup PKK'lı terörist sızma girişiminde bulundu. O teröristler hava harekatıyla itlaf edildi. Güvenlik kaynaklarından gelen bilgiye göre Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kavuşak Seribeli üst bölgesine bir grup PKK'lı terörist sızma girişiminde bulundu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca icra edilen hava harekatında 19 Nisan'da piyaderler Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket Çetin ve Yener Kırıkçı'nın şehit olduğu bölgede bir grup terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap, Avaşin Basyan, Gara ve Kandil bölgelerine de hava harekatı düzenlendi. Terör örgütü PKK'nın silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedeflerde imha edildi. Güvenlik birimlerinin havadan ve karadan bölgedeki tarama faaliyetleri devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump Suriye'den çekildikten sonra PKK-PYD terör örgütünün başka ülkelere emanet etmeye çalışıyor. Fakat Amerikan basınına göre aradığı desteği de bulabilmiş değil. ABD Başkanı Donald Trump aylar önce Suriye'den çekileceğini açıkladı ama şu ana kadar gelişme yok. ABD özellikle altını çiziyor. Suriye'den çıkmanın PKK-PYD terör örgütüne desteği kesmek anlamına gelmeyeceğini söylüyor. Bahane ise her zamanki gibi hazır. DAEŞ terörüne karşı önlem.
Trump PKK-PYD terör örgütünün askeri bekçiliğini başka ülkelere yıkmak istiyor. Amacı Türkiye'nin ve Özgür Suriye ordusunun olası büyük operasyonundan teröristleri korumak. Amerikan Wall Street Journal gazetesi bu konuda dikkat çekici bir haber yayımladı. Gazeteye göre Trump bugüne kadar 21 ülkeden Suriye'ye asker gönderme talebinde bulundu. Ancak bunların yarısından olumlu yanıt alamadı. Özellikle Avrupa ve Arap ülkelerinden aradığı desteği bulamadı. Gazeteye göre geri kalan ülkeler ise çok küçük ölçekli destek sözü verdi. Habere göre Trump yönetimi Avrupalı müttefikleriyle iki tur resmi görüşme yaptı. İlk turda İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, Avusturya, Norveç ve Belçika ile görüştüler. Geçen haftada 14 Avrupa ülkesiyle daha temas kurdular. Lojistik destek, askeri eğitim ve finansal yardım istediler. Birçok Avrupa ülkesi sadece DAEŞ'le mücadelede yer almak istedi. DAEŞ sonrası Suriye'de bulunmak istemediklerini belirttiler. Diğerleri ise ABD'nin Suriye'deki stratejisinin detaylarını açıklamasını istedi. ABD Arap ülkelerinden de parasal ve askeri olmayan yardım istedi. Ancak aradığı desteği tam olarak bulamadı. Gazeteye göre destek bulamaması Suriye'den çekilme sürecini daha da karmaşık hale getirdi. ABD terör örgütünü korumak için bir yandan da Türkiye sınırında güvenli bölge kuracağını açıklamıştı. Amerikalı yetkililer bu konuda Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Diğer konulara nispeten ilerleme var dediler. Uluslararası geleneksel ve tamamlayıcı tıp kongresi GETAT İstanbul'da başladı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen kongrenin açılışını Emine Erdoğan yaptı. 4 gün boyunca devam edecek kongrenin bu yılki teması kronik hastalıklar. Dünyanın her yerinden geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzmanları bir araya geldi. Uluslararası geleneksel ve tamamlayıcı tıp kongresinin ikincisi İstanbul'da başladı. Sayın diplomatik misyon temsilcileri, kıymetli katılımcılar, değerli basın mensupları. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sağlık Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongrenin açılışını Emine Erdoğan yaptı. Kongrede 18 ülkenin sağlık bakanı ve bakan yardımcılarının yanı sıra 2200 katılımcı ağırlanacak. 140 bilim insanı konuşma yapacak. 4 gün sürecek programda 113 poster sunumu, 127 sözlü bildiri, 19 atölye, 5 çalıştay ve 5 sosyal oturum gerçekleştirilecek. Bu yılki tema kronik hastalıklarda geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları olarak belirlendi. Obezite, diyabet, kanser, kalp damar rahatsızlıkları, bağımlılık, nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ele alınacak. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Emine Erdoğan, kronik hastalıkların temelinde hayat tarzının ana neden olduğunu söyledi. Kronik hastalıkların nedenlerine baktığımızda hayat tarzının ana neden olduğunu görüyoruz. Üstelik hastalıklar birbirlerini tetikliyorlar. Mesela obezite ile savaşan biri kalp, kas ve iskelet sistemi hastalıklarına, felce, eklem iltihabı hastalıklarına, göğüs, yumurtalık, akciğer, safra kesesi ve kolon kanseri gibi kanserlere yatkın hale geliyor. Tüm kronik hastalıkların yaşam tarzıyla ilişkili olması bize büyük bir mesaj veriyor. Beslenmemize baktığımızda diyetimizin yağ ve şeker açısından yüksek fakat besleyici değerler açısından son derece düşük olduğunu görüyoruz. Emine Erdoğan hareketsiz yaşama da dikkat çekti. Bir diğer mesele ise modern hayatın sağlamış olduğu konforun fiziksel aktivitemizin azalmasına sebep olmasıdır. Ulaşım kolaylığı, en kısa mesafelerin bile arabayla kat edilmesi bedenlerimizin işlevini kaybetmesine neden oluyor. Çocuk ve gençlerde ise fiziksel aktivite azlığındaki temel sebep ekran bağımlılığı olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunlara ilaveten aşırı alkol tüketimi, aktif ya da pasif sigara içiciliği ve her yanımızı kuşatan kimyasalları
sürekli olarak solumak da Dünya Sağlık Örgütü'nün sıraladığı yaşam tarzı hatalarından. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp kongresi, sıfır atık projesi konseptiyle gerçekleşen ilk kongre olma özelliğine de sahip. Katkı sağlayan Sayın İstanbul Gelişim Üniversitesi 8. Medya Ödülleri sahiplerini buldu. İbrahim Güneş'in hazırlayıp sunduğu Doğrusu Ne programı yılın en başarılı haber tartışma programı seçildi. En iyi haber programı İbrahim Güneş ile Doğrusu Ne? İstanbul Gelişim Üniversitesi 8. Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Medya ve sanat dünyasının önemli isimlerinin bir araya geldiği törende yılın en iyileri ödül aldı. Yılın en iyi haber programı İbrahim Güneş ile Doğrusu Ne programı seçildi. En iyi haber programı İbrahim Güneş ile Doğrusu Ne? Ayrıca İstanbul Gelişim Üniversitesi akademisyenleri tarafından geliştirilen hava aracı da ilk defa törende sergilendi. İstanbul Esenyurt'ta bir şüpheli üzerinde anahtar unutulan aracı çaldı, kaçmaya başladı. Çok geçmeden peşine polis düştü. Hırsız polis kovalamacasına Esenyurt sahne oldu. Fakat sonunda bir kaza ile sonuçlandı. Çaldığı araçla polisten kaçıyordu. Hızını alamadı. Yol kenarındaki iki yayaya böyle çarptı. Sivil polisler kovalıyordu. Ondan sonra ekip peşine düşünce sivil araca vurdu. Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan. Bir şüpheli üzerinde anahtar unutulan aracı çaldı. Ancak çok geçmeden polis ekiplerinin takibine takıldı. Şüpheli ekipleri atlatabilmek için sürat yaptı. Ancak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki iki yayaya çarptı ve birini ağır yaraladı. Şüpheli kaza sonrası olay yerinden kaçmaya çalıştı ama kız kıvrak yakalandı. 18 yaşından küçük olduğu ortaya çıktı. Diyarbakır'da bir aile düğün hazırlıkları için çıktıktan sonra evlerine yangın çıktı. Büyüyen yangına itfaiye tazyikli suyla müdahale etti. Evin kapısı balyozla kırıldı. Aile düğün dönüşü bu acı tabloyla karşılaştı. Evin penceresinden siyah duman çıktığını gören vatandaşlar haber verdi. İtfaiye böyle müdahale etti. Diyarbakır'da yaşayan Uçar ailesi düğün hazırlıkları için dışarı çıkmıştı. Kimsenin olmadığı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye mahalleye gitti. Dışarıdan tazyikli suyla müdahalenin yangını söndüremeyeceği anlaşılınca evin kapısı balyozlarla böyle kırıldı. Tüm çabalara rağmen ev yangında küle döndü. Kardeşinin akşam yapılacak düğünü için evden çıkan Recep Uçar ve ailesi döndüğünde acı tabloyla karşılaştı. Van'ın İskele ve Kale bölgesindeki Van Gölü kıyısında ağa takılı 100 kilosu canlı toplam 250 kilo inci kefali bulundu. Canlı balıklar Van Gölü'ne bırakıldı. Ölü ele geçen balıklarsa Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ağdaki canlı balıkları şu anda doğaya geri kazandırıyoruz. Kaçak avcılara geçit yok. Van Gölü kıyısında ağa takılı 100 kilosu canlı toplam 250 kilo inci kefali ele geçirildi. Van İskele ve Van Kalesi arasında. Van'da jandarma ekipleri 15 Nisan 15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı getirilen inci kefalinin neslinin korunması amacıyla gece gündüz nöbet tutuyor. Şu anda doğaya geri kazandırıyoruz. Jandarma sahil bot timi Van'ın İskele bölgesi ile Van Kalesi bölgesi arasında kaçak avcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler Van Gölü'ne atılmış 500 metre uzunluğunda ağ ve ağa takılı 100 kilosu canlı toplam 250 kilo inci kefali ele geçirdi. Canlı balıklar Van Gölü'ne bırakıldı. 150 kilo ölü balık İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şimdi bu Çubuk'ta meydana gelen saldırıyla ilgili kınamayan kaldı mı? Ben mesela dönüp bakıyorum, merak ediyorum işte yani.
en büyüğünden en küçüğüne, Çubuk'ta meydana gelen hadiseyi kınamayan kalmadı anladığım kadarıyla. Yani hatta öyle bir iklim oluştu ki sen kınadın mı? Peki sen biraz yarım ağız kınamışsın, sen bir daha kına falan. Bir de bu hale geldik, tamam mı? Yani tablo bu. Bunu sakın aklınızdan çıkartmayın. Hani partililer, partisizler, STK'lar, şunlar, herkes böyle yani. Cümleye başlarken tabii ben bunu kınıyorum. Yani her analize başlamak için sanki onun olmazsa olmaz şart cümlesiymiş gibi. Ben bu saldırıyı kınıyorum. Şimdi şöyle başlayalım. Hep böyle. Bunu unutmayın. Sonra şu fotoğrafa bakın. Sırayla göstereceğim. Bu Cumhuriyet'in linç güzergahı başlığındaki haberdeki fotoğrafı. Tamam. Şu kese kağıdında çıkmış olan fotoğraf. Tamam mı? Bir de şu FETÖ'cülerle bu hikayeyi de eşleştirmeye çalışıyorlar. Daha sonra kendilerinin işbirliği yaptığı FETÖ'cülerle. Bu paçavranın da yazdığı haberde kullandığı fotoğraf bu. Ne demeye çalışıyorlar? Yani efendim bu Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan adamın gitti insanlar elini öptü falan demeye çalışıyorlar değil mi? Yani şöyle kelepçe takılması ona ya da CHP Genel Başkanı'nın meydanlarda terörist demesi, PKK'lı teröristlerle şehidimizin dayısını, ciğeri yanmış bir adamın dayısını aynı kefeye koymasını bizim içselleştirmemiz, kabullenmemiz gerekiyor. Kınamak yetmez. Yani kınadık zaten yetmez. Bir de o adama terörist dememiz lazım bizim. Değil mi? Niye? Birileri bu adamın elini öpüyor diye. Şimdi bir şey söyleyeceğim size. Bu adamın elini öpenler kimlermiş? AKP Etimesgut Belediye Başkan aday adayı. Aday adayı ne demek? Yani siyasetle sadece oy verme ilişkisi kuranların bile bileceği bir şeydir. Aday adayı demek, benim de canım belediye başkan olmak istiyor demektir. Yani günün birinde keşke ben de belediye başkanı olabilsem demektir aday adayı demek. Belediye başkan adayı bile değil, belediye başkanı hiç değil. Belediye başkan aday adayıymış. Yani keşke Allah nasip etse de ben de günün birinde bir belediye başkanı olabilsem diye aklından geçirenle aday adayı deniyor. Biliyorsunuz. Yani siyasetteki şeyi söylüyorum size, sıralamayı söylüyorum. Bu da AKP milletvekili aday adayıymış. Tamam mı? Bu elini öpen kim bilmiyoruz da yani. Zaten hani şundan altına yazmışlar bu ismi. Neyse. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin elini öpmüşler. Bilmem ne belediye başkan aday adayıymış. Aday adayı. Yani ne bir siyasi parti aidiyeti var, ne bir mensubiyeti var, ne siyasi partide aktif bir görevi var. Ayrıca da ya bu beyefendi yaptığı işinde çok iyi oldu. Vallahi ne iyi oldu. Ellerim dert görmesi falan diye de övünerek de anlatmıyor yani. O da gaza ayağına geldim diyor. Ben de acım var diyor. Falan yani gaza geldim falan diyor. Yani o da bu yapılan tabloyu da çok sahiplenmiyor. Peki şimdi size bir fotoğraf göstereceğim. Tarih 2013. Nevşehir Hacı Bektaş törenleri sırasında Başbakan yardımcısı, yani yürütmenin içerisinde devlette bizzat görevli Sayın Bekir Bozdağ, Hüseyin Satı isimli bir kişi yumruk attı. Ben tabii hani bu yumruklamanın sonunda şu oldu, bu oldu falan karşılaştırmasına girecek değilim. Ama bilin diye söylüyorum. O yumruklu saldırının sonunda Sayın Bekir Bozdağ'ın dudağı patladı. Böyle bir saldırıya hedef oldu Sayın Bekir Bozdağ. O kişi, yani o yumruklu saldırgan o günün akşamında serbest bırakıldı. Serbest bırakılırken gazeteciler mikrofon uzattılar. İyi mi oldu şimdi diye. O da dedi ki ben yaptığımdan pişman değilim. İyi ki yaptım dedi. Hüseyin Satı, arşivler orada duruyor. Girer bakarsınız, tamam mı? Bu ülkenin başbakan yardımcısına Nevşehir Hacı Bektaş'ta yumruk attı adam. O sayın başbakan yardımcısının efendim dudağı patladı. Onu efendim serbest bıraktılar. Serbest bırakıldığı zaman gazeteciler mikrofon uzattıkları zaman pişman değilim. Gene olsa gene yaparım dedi. Peki o adam CHP'nin genel başkan yardımcısı tarafından göster bize Okan nasıl şefkatle kucaklandı. Bu adam CHP'nin genel başkan yardımcısı kardeşim. Umut Orhan bu adamın adı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2 numaralı koltukta oturuyordu. Bu adamın yanağını okşayıp üzülme evladım geçer bunlar diye onu teselli ettiği dakikalarda.
Şimdi sen diyorsun ki bilmem nerenin bilmem ne aday adayı gelmiş de amcanın eli yokmuş. Kardeşim bütün AK Partililer, bütün AK Partililer Çubuk'ta yaşanan olayı kınama yarışına girdiler ya. Peki bu ne? Bu kepazelik ne? Bu adam başbakan yardımcısıyken Bekir Bozdağ'ın dudağını patlattı. Sonra bunu zaten serbest bıraktılar. Adam da yaptığımdan pişman değilim dedi. Bak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı bunu nasıl teselli ediyor. Yanağını okşuyor. Adamın suratındaki öfke bile dinmiş değil. Adamın suratı hala aynı. Neymiş efendim? Şehidin yakınına birisi gelmiş elini öpmüş. Kim olduğu da belli değil. Yani meclis başkanı Mustafa Şentop'tan bakanlara, efendim bütün yetkililere herkes kınadı zaten ya. Yani cümle kuramayan insanlar ya sizin o şey Çubuk hikayesini kınamaktan bir türlü laf konuşulamıyor. Bak burada 1000 tane palavra sıralamış Cumhuriyet denilen kese kağıdı. Bak ne diyor? Araçların geçişini engellemek için bidonlar yığıldı. Sopa sevkiyatı yapıldı. Sahtekar adamlar, yalancı adamlar. Sopa sevkiyatı yapıldı. Falan böyle. Bu nedir ya? Ya bu kadar yalanı sistematik biçimde arka arkaya adam şehit yakını hal. Sopa sevkiyatı yapıldı diyor. Şehit yakını adam. Diyor ki CHP genel başkanı. Benim oraya gideceğimden herkesin haberi vardı. Kaymakam diyor ki benim bir şeyden haberim yoktu. E diyor haberin yoksa beni niye karşılıyorsun? Ben seni karşılamıyordum ki diyor. Ben orada Milli Savunma Bakanı'nı karşılıyordum. Sen çıktın karşıma diyor kaymakamlık. Hadi buyurun. 1915. Kanlı geçmişi olanlar bize ders veremez diyor Cumhurbaşkanı. Başkan Erdoğan 1915 olayları üzerinden Türkiye'ye saldıranları tarihleriyle yüzleşmeye çağırdı. Büyük acıların sorumlusu insan hakları havarisi maskesi takanlardır. Bize ders vermeye kalkanlar kanlı bir geçmişe sahiptir. Libya ve Cezayir çöllerindeki feryatları bugün bile yüreğimizde hissediyoruz. 800 bin Ruandalı soykırımının faili de Fransızlardır. Bosna Hersek, Karabağ ve Arakan'da milyonlarca masumu vahşice katledenleri de biliyoruz. Katliamların altını kazıdığınızda soykırım, demokrasi ve özgürlük diyen yaygaracıları göreceksiniz. Kanlı geçmişi olanlar bize ders veremez. Bolu Belediyesi'nde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Bakın şu adam. Kur'an-ı Kerim'i öperek görevine başlamıştı. Ve ilk verdiği söz. Asla burada işçi çıkartmayacağım dedi. Ben yani hani buna gerek yokken yani buna ihtiyaç yokken. Kimse ona sormamışken dedi ki işçi falan çıkartmayacağım ama kimsenin bu konuda korkusu olmasın dedi. İlk iş. Dakika bir gol bir pardon. İlk işi Suriyelilere giden yardımı kesmekti. İkinci iş. Adamın yemin ediyorum işi yok ha. Şu Bolu Belediye Başkanı'nın Bolu'da yapılacak işi yok. Hani altyapı, üst yapı, yol, kaldırım, şu bu. Hiç iş yok. Direkt faşizm, partizanlık, bilmem ne sırf bunlarla ilgileniyorlar. Tek dertleri bu. AK Partili olmayan işçileri kovalım. Onların sendikalarını değiştirelim. Efendim Suriyelilere giden 3 kuruş varsa onları keselim falan. Zaten o paraları da kendisine vermediği çıktı ortaya biliyorsunuz. Meğer kendisi vermiyormuş zaten o paraları. Devlet veriyormuş. Devlet de aldığı fonlardan veriyormuş yani. Seçimden önce kimseyi işten çıkartmayacağına dair noter tasdikli taahhütnamede bulunan noter tasdikli bak dedim ya size. Hiç lüzumu yokken yani hiç ona sorulmamışken yani hiç kimse merak etmiyorken noter tasdikli taahhüt vermiş adam ya ben kimseyi işten çıkartmayacağım diye. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Ne gereksiz işler ya. Koltuğa oturunca ilk icraatı Suriyelilere aşevinden yemek vermeyi kesmek olan Özcan. Şimdi de çalışanların ekmeğine göz dikti. Seçimden önce verdiği sözü unutup 97 taşeron işi Ramazan öncesi kapının önüne koydu. Belediyede devam eden baskılar nedeniyle diğer çalışanlar da işlerini kaybetme korkusu yaşıyor. Özcan'a seslenen Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Kur'an-ı Kerim'e de el basarak göreve başladınız. Şimdi tüm Türkiye çalışanlarınıza yaptığınız zulmü konuşuyor. Daha kaç emekçi ekmeğinden olacak? Böyle giderse çok yuva dağılacak. Sözünüzü tutun ve bu zulme bir an önce son verin çağrısına bulundu. Bir de şunu da göstereyim. Bolu'da. Şimdi Güneş Gazetesi çok güzel. Bunun adı zulüm demiş. Ayıptır, zulümdür. Ha? Bu lafı bilirler CHP'liler. Bu sözü. Engelli kadrosundaki iki çocuk babası Barış Yiğit, işten atıldığını belediyenin çatısına çalışırken gelen telefonla öğrendi. Büyük şok yaşayan Yiğit intihar girişiminde bulunurken borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz, çocuklarımızı nasıl okutacağız diyen çalışma arkadaşları da fenalık geçirdi. Canına kıymaya kalktı adam. Bu mu sizin sosyal belediyeciliğiniz? Hani
Suriyelilere aşevinden giden 3 kap yemeği kestiniz. Niye kestiniz? Önce dediniz benim vatandaşım iş ekmek sahibi olsun. Suriyeliler sonra al. Tırnak içinde söylüyorum. Senin benim vatandaşım dediğin kategoriye bunlar giriyor mu girmiyor mu? Ey Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Bu insanlar Ramazan öncesinde reva mıdır bu insanlara yapılan? Ayıp değil midir yani? Peki. İstanbul'da bir özel okulun deposunda 3 ton kaçak nargile tütünü çıktı. Bunu da gördük. Bu da oldu. Nargile Koleji. İstanbul'da özel bir okulun deposunda 3 ton kaçak nargile tütünü çıktı. Eğitim yuvasını zehir deposuna çeviren okul sahibi CK dahil 60 kişi yakalandı. Nasıl bir okuldur burası ya? Ya hikaye ne biliyor musunuz? Ben size hikayeyi söyleyeyim aslında. Yani bu okul işletmeciliği, eğitimcilik yani mesela okul patronlarına sorduğunuz zaman ne iş yapıyorsun? Ben eğitimciyim diyor. Tamam. İşte okul sahibi ben eğitimciyim diyor. Eğitimcisin. Tamam peki. Yapmışsınız okuldan ticarethane. Sonra adına diyorsunuz ki eğitimcilik. Yani ben çok anlamıyorum. Ama şu özel okulda okulun işte depo olarak kullanılmasının tek bir izahı var. Bu adamın eğitimcilik dışında başka işleri de var demek ki. Yani sadece işi eğitimcilik olsa, kendini çocukların eğitimine, gelişimine, şuna buna falan adamış olsa bu tablo ortaya çıkmazdı. Çetenin piyasadaki boşluğu doldurmak için İstanbul ve Çorlu'da iki fabrikayla anlaştığı tütünün müşterilere özel okulun araçlarıyla dağıtıldığı belirlendi. 10 ildeki operasyonda ele geçen miktar 25 ton. Tütünlerin dağıtımını kılık değiştirerek kuryelik yapan 10 yıl önce yakalanan 1001 surat lakaplı Öznur Ö yapıyormuş. Vay arkadaş be. Okula bak, Nargile Koleji. Tütün deposuna dönüşen okul. İstanbul için kritik 5 gün. AK Parti'nin İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itirazını kısmen kabul eden Yüksek Seçim Kurulu inceleme için ilçe seçim kurullarına 5 günlük süre verdi. İlçe seçim kurulları 19 bin usulsüz sandık başkanı ve görevlisiyle 41 bin 132 kısıtlı seçmenin durumunu netleştirip bildirecek. YSK'da İstanbul'la ilgili nihai kararını açıklayacak. İstanbul için kritik 5 gün. Şu küçük çekmece işi büyük iş. İstanbul Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğuna saldıran sapık ilçeyi sokağa döktü. Sapığın yakalanması için ilçedeki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Emniyet 50 özel ekiple sapığı arıyor. Tedavi altına çocuk için Aile Bakanlığı da devreye girdi. Tedavi altındaki çocuk için galiba. Aile Bakanlığı da devreye girdi. Ya bir de şu haberde de görüyorsunuz şimdi burada böyle 50 özel ekip arıyor falan. Bir de burada metrobüs tacizci tutuklandı. Dün nasıl garip bir gündü anlatamam size. Yani bir tarafta bu küçük çekmece Kanarya'da 5 yaşındaki çocuğu Allah onu bildiği gibi yapsın. Elbette yakayı ele verecek. Yakayı hani yakayı ele verdiğinde tabii neler yaşanacağını çok bilmiyorum. Nasıl bir yargılama süreci olacak? Hani hangi ona verecek olan hangi ceza yürekleri soğutacak onu bilmiyorum zaten. Ya mesela dünden beri şu konuşuluyor ya. İdam geri gelsin. İdam geri gelsin bu işte şeyle ilgili. Kanarya'daki 5 yaşındaki çocuğa efendim cinsel saldırıda bulunan dünden beri bir de şu kavramı tartışıyoruz. İstismar. Yani istismar sanki böyle evet doğru çok daha kapsayıcı bir tanımlama. Yani diyelim ki işte fiziksel temasının olmadığı hallerde bile yaşanan tacizin aslında istismar olarak kabul edilmesini içeren bir kavram. Ama hani böylesi büyük bir vakada 5 yaşındaki çocuğun istismarı ifadesi çok hafifletiyor sanki hikayeyi. Onun da altını çizmek istiyorum. Neyse. Bir de işte aynı dakikalarda bir metrobüs sapığı çıktık başımıza. Yani akıllara durgunluk verecek bir tablo, bir manzara. Metrobüste bir işte uyuduğunu zannettiği bir kadını taciz ederken efendim yakayı ele veren bir adam. Yani bir gün içerisinde iki İstanbul'un iki ayrı noktasından böyle iki sapık haberiyle güne başladık. Dediğim gibi yani o işte idam falan filan bir şeyler diyorlar falan ama hani yani hangi ceza yürekleri soğutacak ben çok o konuda açıkçası söylemek gerekirse
endişelerim var. Şunu da vereyim. Der Spiegel'in şu haberini takvim manşet yapmış. Ünlü Alman dergisinin Türkiye korkusu sınır bozucu. Ankara sınırı terörden arındırdı. Alman'da sinir kalmadı. Der Spiegel Suriye'nin kuzeyini Türkiye'ye ait gösteren harita paylaştı. 200 bin Türk askeri bölgede, Afrin'den sonra sıra Halep ve Musul'da diyor. Der Spiegel yanlış yapmış ama yanlışlığı buraları Türkiye'nin içerisinde göstermesinden falan kaynaklanmıyor. Ben size söyleyeyim. Buraları Türkiye'nin dışında göstermesinden kaynaklanıyor. Hadi Der Spiegel çık bakalım şimdi bunun içinden. Ya sen Afrin'i işgal etti falan diye kendini tatmin eden palavralar sıkabiliyorsun. Oysa bir de bölgenin tarihsel gerçekliği var. O tarihsel gerçeklik zaten senin tüylerini diken diken eden aklına geldikçe. Birinci sayfalar böyle. Hadi gelin şu iç sayfalara bakalım. Bakalım iç sayfalarda daha renkli, neşeli, eğlenceli haberler var mı görelim. Seferde kaç para çıkarsa size büyük ikramiye sıyırırsınız kafayı. Kaç para? 100 bin lira mı? 1 milyon lira mı? 10 milyon lira mı? Bak adama ne çıkmış. 4,5 milyar TL karşılığında bir para. 768 milyon dolar. Ben söyleyemiyorum, adam artık onun sahibi. Yani şimdi diyorsun ki adama aklını koru. Hani aklıma mukayyet ol yarabbim var ya hani aklını koru. Ya delirdiniz mi siz? Hani aklını koru diyenlere söylüyorum. Delirdiniz mi? Bu para insanın aklını korumaya imkan sağlar mı yani? Adam ondan sonra diyor ki işte önce memleketi bıraktı, sonra işi bıraktı falan. Çalışacakmış bir de o parayı aldıktan sonra. Enteresan. Çocukların ekran sınırı bir saat. Sadece bir saatmiş. Sadece bir saat tablete, telefona ya da televizyona bakabilirlermiş. Daha fazla bakarlarsa onları sağlık açısından zor dönemler bekliyormuş. Yani biraz daha gerçekçi olmakta fayda yok mu? Bir saat onların ısınmaları için geçen süre değil mi? O tablete, bilgisayara, ona buna falan filan. Ankara'da Başkent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğrencisi Dilara Özkan 19 yaşında hayallerini ertelememek için okulunu dondurarak otostopla 75 şehir gezdi. Hepinizin hayal ettiği bir hayat değil mi bu ya? Yani günün birinde ben de böyle otostopla çıksam sokağa falan filan diye. Çok tehlikeli olduğunu biliyorum. Güvenlik riski çok fazla barındırıyor içerisinde ama yani insan da bazen böyle hayal etmiyor değil yani hakikaten. Böyle çıksak da otostopla şehirler, kentler, ülkeler falan gezsek. Çöpten savaş çıkar mı arkadaş? Çıkar çıkar vallahi, hiç belli olmaz o işler. Kanada 2013-2014 yılları arasında Filipinlere 2000 tonluk atık ihraç etmişti. Ancak söz konusu atıkların geri dönüşüme uygun olmadığı öğrenilince iki ülke arasında kriz patlak verdi. Filipinler Devlet Başkanı Duterte yıllardır çöplerini geri almayan Kanada'yı tehdit etti. Atıkların geri gönderileceğini, aksi takdirde bunu savaş nedeni sayılabileceğini. Yani çöpünüzü toplayın, hani apartmanda iki komşu birbirine girer ya, senin çöpün bizim şeyi kirletiyor diye, kapımızın önünü kirletiyor falan diye. Bunun da işte ülkeler arasında olanına denk geldik. Zannettiğiniz gibi kokuyu burnumuz değil dilimiz alıyor. Böyle bir tez var şu anda ortada, garip biliyorum ama öyle. Ve hatta Mehmet Hakan Özdener, Doktor Mehmet Hakan Özdener'e ait bir tez. Hatta diyor ki dili eğer yediğiniz şeyin şekerli olduğuna ikna edebilirseniz bunun obeziteyle mücadelede çok ciddi faydası var. Yani sen şekerli bir şey yediğini zannederken aslında şekersiz bir şey yiyorsun. Dolayısıyla da lüzumsuz göbekler olmuyor falan diye. Enteresan. Bilmiyorum valla. Kurtarma listesi. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan bir haber. Günlük hayatta yapılacak ufak tefek değişikliklerle gezegeni kurtarabilirsiniz iddiasında. Kahve alırken kağıt bardak yerine termos kullanmakla mesela başlayabilir misiniz? Böyle birkaç tane madde var. Lale dönemi başladı. Hollanda lale bahçeleri yaptı. Fakat bunlarla selfie çekmek isterken lalelere zarar veriyorlar diye bariyerle önlem almışlar adamlar. Laleyle selfie çekmek isteyen varsa İstanbul'a gelsin. Zaten bu Hollanda dediğiniz şey de lalenin ana vatanı falan dedikleri Hollanda falan da biliyorsunuz Sultanahmet zamanında buralardan Hollanda'ya giden lale soğanlarından falan başlamış bir hikayedir. Onu da söylemiş olalım.